Evet, hoş geldiniz öncelikle. Mural Antalya 2021 kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya Kültür Sanat İşbirliği ile hazırlanan Mural Antalya 2001 kapsamında kamusal alan tartışma alanı konuşmalarının beşincisinde hep birlikteyiz. Yine çok önemli bir konu başlığı ile beraberiz. Kamusal alanda sanatta heykel sorunu. Özellikle son dönemde çok daha fazla gündemimizi meşgul eden bir konu. Bugün akademik çerçevede, tarihsel boyutta, güncel disiplinlerle ve güncel dinamiklerle de bu konuyu ele alacağız. Özellikle yerel yönetimlerin kentsel alanlar için sanat yapıtı seçme kriterleri, açılmaya başlayan heykel yarışmalarındaki problemler, kamusal alanda kent estetiği ve heykel sorunsalı, anıt heykel konuları, sanat tarihi ve sanat üretimi bağlamında ele alınarak güncel heykel sorununa dair bir tartışma alanını oluşturmayı hedefledik. Konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Çok değerli konuklarla beraberiz. Hoş geldiniz Nilüfer Hocam. Öncelikle Profesör Nilüfer Ergin, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Zeynep Yasayaman, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda da benim çok çok değerli, çok sevdiğim hocamdır kendisi. 1993 yılından itibaren. Aynı zamanda çok sevdiğim bir arkadaşım ve çok değerli bir meslektaşım, Doçent Doktor Seda Yavuz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz öncelikle. Olup. Şimdi konuşmaya başlamadan önce kısaca özgeçmişlerden söz etmek istiyorum, biyolardan söz etmek istiyorum. Profesör Nilüfer Ergin, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümünden 1984'te mezun oldu. Farklı dönemlerde İtalya'da açık alan heykeli üzerine akademik araştırmalar yaptı ve eğitimini sürdürdü. 1987'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, 1994-1999 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, daha sonra yeniden Marmara Üniversitesi'nde çalıştı. Ulusal ve uluslararası sergilere katıldı. Açık alanda heykel uygulamaları gerçekleştirdi ve ödüller aldı. Yayınlar, sempozyum, konferans ve panellerde sanat yapıtı ve kentsel mekan ilişkisi üzerine yazdı. Birçok heykel yarışmasında jüri üyesi olarak görev yaptı. 1992-1994 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 2009-2013 yılları arasında Kadıköy Belediyesi heykel projelerinde başkan danışman olarak görevlendirildi. Meslek örgütlerinde de aktif sorumluluklar üstlenen sanatçı, 97-99 yılları arasında UNESCO Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği başkanlığı yaptı. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde profesör olarak çalışmaktadır. Doçent Doktor Zeynep Yasayaman, sanat tarihçisi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi. 1978-1990 yılları arasında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışında görev aldı. Uluslararası Asya Avrupa Sanat Bienali'ni projelendirdi. Küratörlük, sanatsal, bilimsel toplantı ve etkinlikler gerçekleştirdi. Modernizm, postmodernizm, modern, güncel sanat, Osmanlı ve Türk modernleşmesi, modern sanatta gelenek, kültür ve sanat politikaları, Türkiye sanatında kadın sorunları üzerine makaleler, koleksiyon envanterleri, sergi katalog metinleri, kitaplar yazdı. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi adına proje sorumlusu olarak Çağdaş Türk Sanatı'nda anıt uygulamaları ve heykel projesi kapsamında 27 il merkezi ve ilçelerinde anıt ve heykel tespit çalışmaları gerçekleştirdi. Heykel ve üç boyutlu sanatsal yaratı üzerine araştırmalarını ve yayınlarını sürdürmektedir. Sanart ve Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği AİKA üyesidir. Doçent Doktor Seda Yavuz, lisans eğitimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde, doktorasını ise heykelde boşluk kavrayışı, modernizm ve sonrası başlıklı teziyle aynı üniversitede tamamladı. 2017'de doçent olan Yavuz, Batı sanatı ve güncel sanat, Cumhuriyet dönemi ve sonrası, Türkiye, modernizm, sanatta feminist teoriler, heykel tarihi alanlarında çalışmaktadır. Çeşitli dergi ve gazetelerde eleştiri ve çözümleme yazıları yayınlanmış, küratörlük ve sergi organizasyonu yapmıştır. Çeşitli galeri ve sanat kurumlarında seminerler vermektedir. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği üyesi olan Yavuz, derneğin
Yönetim Kurulu üyeliği görevinde yürütmektedir. Tekrar hoş geldiniz diyerek biraz konuşma içeriklerinden de söz etmek istiyorum katılımcılarımıza. Öncelikle Zeynep Hocam, anıt olarak heykel, nesne olarak heykel ve Çağdaş Türk Sanatı'nda anıt uygulamaları ve heykel projesi çalışma deneyimleri ve özellikle de heykel kavramı üzerine odaklanacak. Seda Yavuz özellikle kiç kavramı, heykel sanatı, Cumhuriyet'in 50. yılında 1973 yılında gerçekleştirilen açık hava heykel çalışmalarından, yerel yönetimlerin kamusal alan çalışmalarına ve günümüzün de aslında en güncel tartışmalarına odaklanacak. Nilüfer hocamız da belediyelerin kamusal alan yarışmaları, yerel yönetimlerin kent alanlarında sanat yapıtı üretim süreçleri, sanatçı seçimleri, heykel eğitimi, heykel yarışmaları üzerine konuşacak ve daha sonra da sorularımızı alacağız. Şu anda 4 gündür aslında devam eden konuşma serilerinde sorularla da konu daha da zenginleşiyor ve bir aslında tartışma alanına dönüşüyor. Güzel bir tartışma alanı gerçekten oluşuyor etkinliğin adında olduğu gibi. Öncelikle Zeynep Hocam size sözü vermek istiyorum. Yani heykeli kavram olarak belki önce sizden dinleyip sonra da tartışmayı açabiliriz. Öncelikle tekrardan teşekkür ediyorum. Ben heykeli çok teşekkür ediyorum ilk önce söz verdiğin için bana. Heykeli kavramı olarak değil de tarih içerisinde heykel ve anıt ilişkisi nedir? Onun üzerinde biraz daha çok durmak istiyorum. Genellikle dün de zaten hani kamusal alanda yaratıcılık ve kültür politikaları üzerine bir konuşma vardı. Kamusal Türkiye'de ve aslına bakarsanız yani 20. yüzyılın ortalarına kadar dünyada da kamusal alan ve yaratıcılık deyince akla gelen en önemli şey heykel, aslında da anıt heykel meselesi olduğunu görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nda aslında Abdülaziz döneminde böyle heykel denemeleri vesaire, yani onun tarihine girmek istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Füller'e Abdülaziz bir atlı heykelini yaptırıyor. Ve kamusal alanda bu heykel yer bulamayınca, yani halkın tepkisinden korkulduğu için sarayın bahçesine yerleştiriliyor. Mimar Sinan, yani o zamanki adıyla Sanayi Nefsi Mektebi'de de bir heykel bölümü var. Oradaki işte bir iki heykeltıraşın, Özkan Efendi, İhsan Özsoy falan gibi heykeltıraşların zamanımıza kalmış, ulaşmış az sayıdaki heykeline baktığımız zaman daha çok işte büstler, figüratif bir takım heykeller olduğunu görüyoruz. Ama kamuyla buluşması bunların aslına bakacak olursanız Cumhuriyet döneminde gerçekleşiyor. 50 yıl önce kamusal alanda yer bulamayan Füller'in atlı Abdülaziz heykeli 50 yıl içinde Cumhuriyet'le birlikte Atatürk, yani bütün meydanların Atatürk anıtlarıyla donanmasıyla belli bir ölçüde kamusal alanı aslında bir anıt heykel mekanına dönüştüren de bir geleneğe dönüştürüyor böylelikle baktığımız zaman. Halk evleri ve Türk ocaklarıyla da desteklenen bu projeler, mesela Münir Hayri Ege'nin Atatürk büstü okullara kadar her yere giriyor. Yani Atatürk imgesi, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet ideolojisinin Atatürk imgesinin altında halka tanıtılması için heykel bir bahane, bir anlamda haline dönüşüyor diyebiliriz. Yani bunun dışında heykele dair meydanlarda, kamusal alanda başka bir konu görmüyoruz genellikle. Halk evlerinin konuşmasında, Atatürk İnönü'nün konuşmalarında da işte sanatçının, heykeltıraşın, yaratıcının önemi vurgulanıyor. İşte bunlar çok önemseniyor. Ama heykelin asıl kullanılma amacı Cumhuriyet döneminde aşağı yukarı 1950'lere kadar siyasi ve ideolojik yaptırımların bir şekilde heykel yoluyla halka anlatılması şeklinde görebiliriz. Yani Kurtuluş Savaşı'nı
kazanan kahramanlar. Öte yandan tabii mesela kadın, çocuk, gençlik gibi gene Cumhuriyet ideolojisinin üzerinde önemli durduğu bazı kavramlar ve siyasi tercihler de heykel yoluyla anlatılmaya başlanıyor. Mesela kadın kamusal alanda hiç görülmediği kadar heykel yoluyla gözüküyor. İşte Kurtuluş Savaşı'na katılan cepheye silah ve cephanelik taşıyan fedakar kadınlar, ondan sonra genç kızlar, sağlıklı genç erkekler, çocuklar vesaire. Yani bu Cumhuriyet ideolojisinin imgelerini oluşturan esas konuların heykel yoluyla aslında kamusal alana taşındığını görüyoruz. Ama bu Kemalizmin siyasi ideolojik söyleminin bir gösterini haline dönüştürüyor heykeli anıtlaşma yoluyla. Böyle olduğunu söyleyebiliriz. Yani dediğim gibi Atatürk büstleri de büyük ölçüde okullara kadar giriyor. Her okulun bahçesinde bir Atatürk büstü görmeye başlıyoruz. Bir anlamda Atatürk'ün kişiliğinde heykel ve onun imgesi siyasi eyleminin temel imgesine dönüşüyor. Yani heykel deyince anıt deyince de Atatürk ve Cumhuriyet ideolojisi aklımıza geliyor. 1933-45 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı anıt heykel, yani İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar bütün dünyada anıt heykel, Almanya'da İtalyan ve Alman milli sosyalist rejiminde Rus enternasyonelleri arasında da son derece önemsenen bir şey. Heykel yoluyla, yani meydanlara dikilen heykeller yoluyla halkı bir şekilde, halka ideolojileri benimsetmek adına. Mesela Amerika'da da Roosevelt döneminde Yeni Dünya Düzeni programı kapsamında toplumsal sanat projesi olarak anıt heykeller öne çıkan en önemli sanatsal gösterim, ideolojik gösterim dili haline dönüşüyor. Bir anlamda heykel yoluyla halka ideolojiyi benimsetmek, kısaca söylediğim gibi. Devrimlerin anlatımı, sanatla görselleştirilmesi, yönetimlerin uygun biçimde güncelleştirilerek, yani yönetimin paylaştıkları değerlerin uygun biçimde görselleştirilmesi gene hep anıt heykel yoluyla oluyor. Yani heykelin aşağı yukarı 1950'lere kadar bağımsız bir kimliğe sahip olduğunu söylemek neredeyse mümkün değil. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu meydanların anıtlarla donatılması meselesi, yani bugüne kadar süren bir şey, giderek azalmakla birlikte anlam değiştiriyor. Hatta akademi eğitiminde de baktığımız zaman 1950-51 yıllarında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi eğitim programını açıklarken soyut heykele, heykelin sadece anıtın bir gösterini olmaktan kendini ifade eden, kendi dilini söyleyen bir disiplin olduğunu anlatmaya çalışıyorlar ve bu anlamda mesela akademideki resim bölümü çok daha tutucu, soyut sanata karşı soyutçularla, tırnak içinde figüratifçiler, kübistler kavga içindeyken heykel bölümü son derece bu anlamda atılımcı bir tutum geliştirdiğini söyleyebiliriz heykel sanatında. 50'ler tabii ki, yani 1945'te başlayan bir anlamda çok partili demokratikleşme sürecinin 50 seçimlerinde Demokrat Parti'nin başa geçmesiyle birlikte heykel, bu Atatürk heykellerinde de bir azalma görülüyor. Yani 3 tane falan heykel var. Bu dönemde yapılan, yani Atatürk meydanlarda Atatürk heykeli yapımı 50'ler boyunca büyük ölçüde azalıyor ve daha farklı projelerin ortaya atıldığını görüyoruz. Bunların en önemlisi tabii Anıtkabir heykelleri, ama Anıtkabir heykellerinde çalışan, tek tek isimlerini saymak istemiyorum, sanatçılar da yani Anıtkabir'e baktığınız zaman meydan geleneğindeki heykel yerine Anıtkabir'le
ve Anıtkabir'in anlamını güçlendirecek daha soyutlamaya giden heykeller ve şeyler yapıyorlar. Kabartmalar yapmayı yeğliyorlar. Bu dönemdeki en önemli şeylerden biri akademi öğretim üyelerinden oluşan bir grubun grup espası kurması. 1951'de yanılmıyorsam Paris'te kurulan grup espasın bir devamı olarak resim, heykel, mimarinin işbirliğini ve birlikte bir mekan yaratma fikrini, yani bunların tek tek birer disiplin olmaktan çok birlikte bir mekan ve zaman ilişkisi yaratması gerektiğini söyleyen bir grup olarak karşımıza çıkıyor bu grup. Ve dediğim gibi soyut Atatürk anıtı, soyut sanat bir biçimde Atatürk anıtı yapımının önemini de yitirmesine neden oluyor. Bu dönemde bir de mesela 1955'te Yavuz Göreğ'in Atatürk ve Gençlik diye bir şeyi var, heykeli var İstanbul Üniversitesi önünde. Nusret Suman'ın gene yaptığı galiba Balıkesir'de bir heykel var. Demokrat Parti döneminde öte yandan yani yeni yönetimin mesela işte Celal Bayar'ın vesaire yani yönetimi yeni ele geçiren, iktidara gelen siyasilerin de heykelleri yapılıyor. Yani çok daha soyut, farklı bir sürece giriliyor. Dünyada da mesela Vatan Gazetesi'nde 1951'de New York Times'ta çıkan Spencer'ın yazdığı bir yazı Türkçe'ye çevriliyor. Ve Spencer diyor ki yani hiçbir şey beni modernizmin ölümü kadar memnun edemez. Yani bu askerin gücünü hissettirdiği ve kendini dayattığı modernlik anlatısının ölümünü alkışlıyorum demeye getiren bir yazısı var. Ve bu Türkiye'deki sanatçılar tarafından da benimsenen bir yazı olarak karşımıza çıkıyor. Önemli şeylerden biri yani heykel bir anlamda geçmiş yönetimlere ve heykeli kullanma anlayışına karşı bir tutum olarak da dünyada gözüküyor. Önemli bir etkinlik var. 14 Mart 30 Nisan 1953 yanılmıyorsam tarihleri arasında Tate Galeri'nin açtığı bir yarışma, bilinmeyen siyasal hükümlü yarışması. Ve 57 ülkeden sanıyorum 350-300 işte yani 300'ü aşkın bir sanatçı katılımı var. Bizde de Ali Hadi Bara, İlhan Koman, Şahatlı Çalık, Rudolf Belink gibi sanatçılar bu yarışmaya katılıyorlar. Yani bilinmeyen siyasi hükümlü yarışmasına ve eserleri de sergileniyor, kabul görüyor. Hepsinin mi yoksa sadece Zühtü Müridoğlu ile Ali Hadi Bara'nın mı şimdi çok iyi hatırlayamıyorum. Yani grup espas... İşte soyut heykel denemeleri özellikle de mesela 1958 Brüksel Fuarı'na bu grup espas anlayışı içerisinde Bedir Rahmi Eyüboğlu ve İlhan Koman da katılıyorlar dönemin mimarları ile birlikte. Ve orada Bedir Rahmi'nin bir şeyi var, mozaik panosu var. Ve şeyinde İlhan Koman'ın da gene bir heykeli var, soyut bir heykel ve hareket eden bir heykel. Yani bütün bunlar birlikte bir o mimariyi, o pavyonu belirliyorlar. Yani birini çıkardığınız zaman mimari kalmıyor, resmi yani duvar resmini çıkardığınız zaman o pavyonun anlamı kalmıyor. Yani birlikte düşünülen bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Bu yenilikçi manifaturacılar çarşısını söyleyebiliriz. Yani belediyelerin düzenledikleri şey bir sürü başka etkinlikleri düzenleyebiliriz. İşte Levent'teki apartmanlarda yapılan uygulamaları yani bir sürü uygulama var ama teker teker saymak istemiyorum. Bu özgürlükçü ve kendi dilini birlikte oluşturan heykel ve sanat yani sanatın içinde
heykelle birlikte var olan bu çoğulcu ve bireşimci anlayışın 1960 askeri müdahalesiyle bir anlamda tekrar geriye dönüş olarak yani 1960-1912 Eylül darbesiyle birlikte bir anda Atatürk imgelerinin tekrar yeryüzüne çıktığını ve hani benim biraz önce Ebru'nun da dillendirdiği, projemde de gördüğü, yani artık o ideolojik söylemini de yitiren ve bir anlamda kiçleştirilen, polyesterden falan böyle elinle dokunduğu zaman itecek, sarı yaldızlı, siyah, beyaz, çoğaltılmış, üretilmiş Atatürk heykellerini tek başına, yani bir anıt kompozisyonu içerisinde de değil, köylere kadar, yani halk evlerinin aslında istediği şeyin 1980 sonrasında Türkiye'yi bir heykel istilasının bastığını söyleyebiliriz. Bunların arasında sanıyorum Seda'nın da göstereceği kiç heykeller artık pik yapıyor yani 2000'lere doğru. İşte Denizli ise horoz, bilmem kiraz festivali varsa kiraz, işte kavun, karpuz, aklınıza ne gelirse bu arada şeyler giriyor. Yani 2000'li yıllarla birlikte Osmanlı büyükleri, paşaları, işte bazı siyasiler, Türk büyükleri falan gibi ama son derece amatör yapılmış, büstlerle düzenlenmiş parklar, bahçeler gibi büyük bir karambolün olduğu, öte yandan da yani bu postmodern sürece girdiğimiz 80'lerle birlikte sanatçının ve sanatçının farklı bir, yani hangi alanda çalışırsa çalışsın zaten daha disiplinler arası bir ilişki içinde olduğunu, belki grup espas gibi değil ama kavramları, kavramların dilini öne çıkaran disiplinleri ne olursa olsun yeni bir yola evrildiklerini söyleyebilirim şimdilik. Bilmiyorum daha yani ne kadar konuştum. İstersen şimdi burada keselim. Tamam hocam, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir giriş oldu. Çünkü buradan da Seda devam edebilir. Ardından yerel yönetim yarışmaları ile beraber ve bu problemi Nilüfer hocam devam edebilir. Ardından da soruları alabiliriz. İstersen Sedacığım, şimdi sen sana evet. Teşekkür ederim. Sesimle ilgili bir sorun yoktur diye umuyorum. Sorun yok. Gayet güzel. Harika. Şimdi tam Zeynep Hoca'nın bıraktığı yerden gerçekten devam ediyor olacağım. Ama önce bir giriş yapmak için aslında 1973'ten bazı örnekler. Bunlar tamamen haber kupürlerinden alınmış alıntılar. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Sonra ben bugün üzerine, yani bugün şehir, temsiliyet, şehirdeki açık alan heykelleri üzerine de konuşmak istiyorum. Şöyle büyüteyim taraftan da. Şimdi bu 1973 yılında biliyorsunuz 50. yıl heykelleri, Cumhuriyet'in 50. yılı heykelleri yapılıyor. Bence çok büyük bir proje. Sonrasında da bu heykellerin aynı yıl yavaş yavaş söküme uğratıldığını görüyoruz. Bu aslında bugün benim anlatacaklarım böyle çok ironikmiş gibi gelecek ama gerçekten çok trajik meseleler bunlar. Biraz sonra göstereceğim kiç heykeller için de çok benzer şeyleri konuşmak mümkün. Şimdi şu çok enteresan, biraz sonra heykeli de tekrar hatırlatacağım size. Gürdal Duyar'ın denizden çıkmış, saçlarını geriye doğru savurarak oturmuş çıplak bir kadını tasvir eden Güzel İstanbul adlı eseri, Karaköy'de Yüksek Kaldırım Caddesi'nin bittiği noktadaki küçük alana yerleştirilen heykel, bir süre sonra müstehcen olduğu gerekçesiyle hükümet ortağı, MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erbakan'ın tepkisini çekti. Çünkü heykel yakındaki gelen evlerle ilişkilendirilmişti. Erbakan heykele karşı antipatisinde yalnız değildi. Belediye Başkanı Ahmet İsvan da heykeli beğenmediğini söylemişti. Ancak onun gerekçesi çıplaklık değil, zevksizlikti. Vali Namık Kemal Şentürk'e göre ise heykelin yeri uygun değildi. Bu kadar mühim şahsiyetin memnuniyetsizliğinden sonra heykelin kurtuluşu yoktu. Sonuçta 18 Mart 1973'te yerinden kaldırıldı. Ancak iş bununla bitmedi. Basında çıkan yazıları ihbar kabul eden savcılık, heykeli diken komite üyeleri hakkında soruşturma açtı. Sonunda sanatçıların, aydınların tepkisi etkisini gösterdi ve heykel
bugünkü yerine Yıldız Parkı'na ücra bir köşesine atılarak şehrin namusu azıcık da olsa kurtarıldı. Şimdi bu aslında böyle çok uzun uzun konuştuğumuz, tezlerde yazdığımız, Zeynep Hoca'nın da aslında işin siyasi tarafıyla bağlantılı olarak da yazdığı yazılar var. Birçok başka hocamızın da var. Ben de buna değinmek ve bunun üzerinde düşünmek istiyorum çok uzun zamandan beridir. Heykel mezunu bir sanat tarihçisi olarak da bunu bir yükümlülük olarak da görüyorum açıkçası. Şimdi Gürdal Duyar'ın Güzel İstanbul heykeli bu. Şimdi bu arada bir de anıt ve heykeli de sürekli karıştırıyoruz. Biraz sonra o işte kiç dediğimiz heykellerden, tırnak içindeki heykellerden bahsederken de biraz buna değinmek istiyorum açıkçası. Şimdi Gürdal Duyar'ın bu Güzel İstanbul'u dediğim gibi yani Türkiye'de bu çokça karşılaştığımız da bir şey aslında. İşte bir yerden bir yere götürülüyor, kaldırılıyor, zarar görüyor. Ondan sonra işte çalıların arasında kayboluyor. Fakat birkaç tane daha farklı durumlar var. O durumları da yine bu döneme 70'lere giderek tekrar size böyle küçücük de olsa hatırlatmak istiyorum. Muzaffer Ertoğrul'un 1960'lı yılların Alamancı işçilerinin acılı göç hikayelerini temsil eden Tophane'deki İşçi adlı heykelinin önce elleri kırıldı, sonra yüzü ziflendi. Sonrasında iyice bir artık buna ne denir bilmiyorum, iyice tahrip edildi. Bugün artık tamamen yok edildi. Hatta belediye işçileri tarafından yok edildi. İşin aslında yine çok trajik tarafı bu. Yani işçi heykeli belediye işçileri tarafından yok ettiriliyor falan. Buralar çok belki de üzerine düşünülmesi gereken de şeyler. Şimdi teker teker hepsini okumayacağım ama hep böyle gördüğünüz gibi cümlenin sonunda işte yol geçtiği gerekçesiyle yıkıldı. 84 yılı ortasında yok oldu. Ondan sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce kaldırıldı. İşte özellikle bizim ülkemizde çok yoğun karşılaştığımız bir başka şey bronz döküm heykellerin başına gelen şey. Yani işte bronz gerçekten çok da pahalı bir malzeme olduğu için bir heykel olarak değil bir malzeme olarak bakıp çalınması gibi bir durum var. Gerçi sadece bizim ülkemizde değil. Yaklaşık bir 10 sene önce İngiltere'de de Henry Moore'un 5 tonluk bir heykeli çalınmıştı. Dolayısıyla yani böyle çok demek ki her ülkede heykele yani imge olarak bakmak değil de malzemesini ön plana çıkartarak bakmak gibi bir durumda söz konusu oluyor. Şimdi ben hızlıca bugünlere gelmek istiyorum bu hatırlatmayı yaptıktan sonra. Çünkü bu hatırlatma önemli. İşte yerel yönetim politikaları ya da devlet politikalarıyla birlikte aslında açık alan heykellerinin ve anıtların nasıl oluşturulduğu, nasıl yapıldığı ve neden yapıldığına dair birkaç tane örnek göstermek istiyorum size. Kategorize etmeye çalıştım bu heykelleri elimden geldiğince. Kategorizasyon o kadar bağlamsız ki o yüzden sadece şimdi göstereceğim şekilde işte sebzeler, hayvanlar, insan figürleri şeklinde bağlamsız bir kategorizasyon oldu mecburen. Çünkü biz bu heykellere son 10 yıldır da zaten bütün sosyal medyalarda her tarafta da dolaştığı şekliyle kiç heykeller diyoruz. TDK nasıl açıklıyor acaba kiçi diye bir baktım. Onu kısaca okumak istiyorum size. Türk Dil Kurumu diyor ki ilkel araçlarla ve ilkel yollardan duyguları harekete geçirerek geçirmek isteyen sözlü sanat eseri, sanat değeri olmayan değersiz eser, bayağı şey, zevksizlik diyor. Bu şekilde açıklıyor. Yani hani bir eser tarafı var ama zevksizlik içeriyor olması, sözde sanat eseri oluyor olması aslında işte kiçi açıklarken 19. yüzyıldaki yeni sınıfların oluşmasıyla birlikte bu yeni sınıf atlayan ondan sonra burjuvalaşmaya çalışan insanların çoğaltılan sanat eserleriyle birlikte evlerine sokması da aslında bu da altı çizilen bir şeydir. Bir taraftan da kiç alt sosyal grupların zevkine hitap eder gibi şeyler de vardır. Dolayısıyla aslında hani ne ihtiyaç olarak neyi koyuyoruz ortaya? Bir kentin, bir şehrin ya da bir ilçenin ihtiyacı nedir?
kendisini nasıl temsil etmek ister? Bu ihtiyaç nasıl karşılanmaktadır? Bunun örneklerini biraz göstermek istiyorum. Bu Beypazarı'ndan havuç heykeli şeklinde. Bu arada gerçekten yani bunları göstermemin nedeni beraber gülelim, eğlenelim değil. Asla böyle bir niyetim yok. Zaten ben ve hepimiz bu heykelleri gördüğümüz zaman gülmek bir tarafa, ağlar durumdayız. Gerçekten çok üzüntü verici heykeller. Çünkü temsiliyetin kırılması, oyuncakvari heykellerin ilçeleri, illeri bir şekilde temsil ediyor, oluyor olması gerçekten çok ciddi zihinsel bir soruna işaret ediyor diye de düşünüyorum. Bu arada açık alan heykellerindeki çok önemli bir başka nokta, şehirle yani kentle birlikte nasıl bir çözüme gidilir? Yani nasıl bir organizasyon yapılır diye de bir durum vardır. Burada yolun ortasına konulmuş bir heykelden bahsediyoruz. Diğer örneklerde de benzer bir şeyi göreceğiz zaten. Örnekleri biraz böyle hızlı hızlı da geçebiliriz. Şu anda daha böyle işte üzümlerle, cevizlerle, havuçlarla temsiliyetini oluşturmaya bir biçimde çalışan. Fakat gerçekten biçimsel olarak baktığımız zaman herhangi bir çözümlemeye gidemeyeceğimiz, yani hani ne söylesek fazla olacak, bir heykel. Heykel demek doğru değil buna. Bir üç boyutlu imge temsili diyelim. Belki daha doğru olur. Bu şekilde bir temsile gidiyorlar. Aynı zamanda bu temsile gidilirken biraz önce Zeynep Hoca'nın söylediği bir şey vardı. Yani 60'lardan ve 80'lerden sonra çok ciddi bir işte Atatürk heykeli patlaması yaşandı Türkiye'de gerçekten. Ve bu heykellerde de, Atatürk heykellerinde de biçim bozumu vardı. Yani bugün bile kalan, o dönemden kalan heykeller var. Yani hani yapmasalarmış daha iyi diyebileceğimiz heykeller var aralarında. Tabii çok başarılıları da var. Onların hakkını iade etmek gerekiyor ama mesela işte Sakarya'daki kabak heykeli. Şimdi benim tabii bunlara bir önerim de olacak. Yani bunlar sadece bizim bir eleştiri yapalım üzerine, sadece eleştiri babında böyle bir konuşma yapalım, gülüp geçelim değil. Benim önerim de şu olacak: bu tür elemanlar, öğeler kullanılacaksa, eğer işte bunlar temsil ediyorsa, bunları oyun parklarına dönüştürebilirlerdi. Oyun parklarına dönüştürüp daha çocuklarla interaktif olabilecekleri bir yer yapabilirlerdi. Çünkü gerçekten yani hani heykel diyemeyeceğimiz bambaşka bir yapıda, ondan sonra şehrin ya da ilçenin tam ortasına yerleştirilmiş, bir kentsel düzenlemenin yapılmadığı, biçimde de ne yazık ki böyle bir ne diyeyim ona, çok böyle üstün bir biçimsel, üstüne de gerek yok da, bir biçimsel düzenlemeye de gidilemediğini gördüğümüz heykellerle karşılaşıyoruz. Şöyle örneklerim şöyle devam ediyor. Malatya'nın Kayısı heykeli. Böyle bir düzenleme de yapmışlar Kayısı heykeline. Yani onu işaret eden, onu sanki böyle daha fazla gösterilmesini, görülmesini sağlayan bir işaretmiş gibi. Bu arada Türkiye'deki benim genelde gördüğüm heykeli, hani burası bir heykel alanıdır demenin yolu, çevresine çiçek ekmekten geçiyor. Bu da aslına bakarsanız çok ciddi konuşulacak şeylerden bir tanesi. Çünkü açık alan heykeli dediğimiz zaman site spesifik heykeller de var. Yani mekana göre, mekan için üretilmiş heykeller de var. Ya da işte komisyonlar tarafından seçilip bir şekilde temsil oluşturduğu düşünüldüğü için yerleştirilen heykeller de var. Her iki halde de aslında heykeli bir biçimde, yani burası heykel alanıdır demenin yolu çevresine çiçek ekmekten geçmiyor. Yani hani bunların hepsini tabii yazılarımızda yazmaya çalışıyoruz ama daha fazla ulaşılır bir yere doğru da gitmesi gerekiyor. Bence bu konuşmalar, gerçekten aklınıza sağlık, bu konuşmalar belki bu yaygınlığı da arttıracaktır diye düşünüyorum.
Şimdi bu mesela hiç anlayamadığım heykellerden bir tanesi. Bir elin içinden çıkan patates kızartmaları. Yani biraz önce aslında biraz daha hani anlaşılabilir olan ne bileyim işte kavun heykeli. Yani orayı evet o şekilde öyle bir temsiliyeti olabilir. İşte ceviz üretiliyordur orada ve oradan ekonomi sağlanıyordur vesaire filan. Ama hani bu gösterim biçimleri aslına bakarsanız bence mekanın kendisine zarar verdiğini de düşünüyorum. Şimdi alıyor muyuz soruları? Sanıyorum bir el kaldırmalar. En sonda istersen alalım Sedacığım. Yani ben bu arada bu örneği ilk kez görüyorum. Bu ben de daha önce buna böyle çok meşgul olmuştum yani bu kamusal alan ve heykel konusuna. Herhalde bir son 10 yılda daha da arttı ya da şu son 2-3 yılda daha da arttı herhalde. Yani 2007-2008'den sonra çok daha fazla yani 90'larda başladı ama 90'ların sonu gibi 2007-2008'den sonra böyle bir furya halinde bir modaya dönüştü. İnegöl köftesi kızartmadan sonra. Ankara'da bazlama heykeli. Mesela bu heykel yani işte dediğim gibi o heykel deme konusunda da çok endişeliyim aslında ama bütünüyle baktığımız zaman işte bazlama diyarı tamam. Yani oranın öne çıkarılması istenilen şey bu. Ama kaidesiyle işte oluşturulduğu yere reklam panosundan çok da farklı değil. Yani mantıkla ilgili aklımıza sorular gelmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani iş çok temsiliyet üzerinden kuruluyor ya yani ne olursa olsun işte Atatürk heykeli, Kurtuluş Savaşı heykeli ya da her ideoloji için yapılmış olan anıtlar bunlar bir temsiliyettir, temsiliyete hizmet ederler. Ama buradaki bu temsiliyet anlayışının nasıl değiştiğini ve dönüştüğünü göstermek açısından enteresan örnekler olduğunu düşünüyorum. Bu arada tabii yani asla bu heykelleri yapan heykeltıraşlara da bir şey ne denir ona yani bir kötücül bir söylemim yok yani hiç öyle bir durum yok. Çünkü burada tamamen söylenilen şey aslında bu mantıkla ilgili yani bu mantık nasıl kuruluyor bu soruyu sormak istiyorum. Muğla'nın temsiliyeti eminim eller değildir ama böyle bir buna bir hastalık da vardı artrit deniyordu sanıyorum. Yani hani onunla bağlantılı mı falan diye bir de araştırmaya da çalıştım, bakmaya da çalıştım. Nasıl bir anlamsal zemin kuruyorlar diye. Ne yazık ki bulamadım. Gazetelerde genelde işte şu heykel bu şekilde açıldı. Heykeltıraşı yazmıyorlar. Ondan sonra sadece kaç lira verildiğini belediye tarafından ve işte ne zaman açıldı, işte çok dikkat çekti, ilgi çekti vesaire diyorlar. Diyarbakır'dan bir takı seti heykeli bu da son dönemlerde yapılmış bir düzenleme diyeyim. Şimdi bu yani son dönemlerde ki bir yani çok uzun tartışmalar yapıldı bu üç boyutlu düzenleme üzerinden karpuzun içinden çıkan çocuk. Hayır o çocuk değil başka bir şey dendi falan ama bütün tartışmalarda gördüğümüz şey aslında şu iki bağlamdaydı. Yani işte karpuzun içinden neden bir çocuk figür çıkartılıyor? Bir, ikincisi de neden bu kadar büyük paralar yatırılıyor? İşte böylesine tırnak içinde biraz önce başlarken de söylediğim gibi kiç bir işe. Bu iki bağlamda da tabii tartışmalar sürdü. Çok yoğun bir biçimde devam etti vesaire filan. Ama hani anlamsal bağı kurmakta o yüzden biraz önce de söylemeye çalıştığım şey yani kategorizasyon yapmaya çalıştım. Sebzeler, meyveler, işte bitkiler vesaire, hayvanlar vesaire gibi bir kategorizasyona ancak ulaşabildim. Yani hani bizim hep tez mantığında vardır ya bağlama göre bir kategori edelim vesaire, kategorizasyon yapalım şeklinde. Ne yazık ki olmadı ama bu tartışmalarda halen belki devam ediyor.
Mersin Mut'ta köylü güzeli heykeli. Yani şimdi ben burada tabii güzellik çirkinlik anlayışına da hiçbir şekilde girmek istemiyorum. Yani güzellik çirkinlik tabii yani açık bir alana diktiğimiz bir heykel, anıt neyse, bunda tabii bir estetik kaygı da güdülmeli. Çünkü gerçekten bir hafıza oluşturuyor bu açık alan heykelleri. Bu hafızayı oluşturduğu için tehlikeli buluyorum ben bu imgelerin bu şekilde bu açık alanlara konulmasına. Mudanya'daki futbolcu heykelinin kolu kırılmış, polyesterden yapmışlar. Bu bence yani gerçekten beğendiğim heykellerden bir tanesi. Hep böyle kötücül kötücül konuşmayayım dedim. O yüzden Zonguldak'taki maden işçisi heykelini de koymak istedim buraya. Fakat bu gerçekten ben inanmamıştım. Selfie çeken şehzade mi heykeli? Bu gerçekten de selfie çekiyormuş. Yani ben herhalde bir yazıya uzaktan bakıyordur vesaire filan gibi. Bu heykelin başına gelmeyen şey de kalmamış bu arada. Elindeki telefon ve kılıcı iki kere yapılmış, tahrip edilmiş ve kırılmış. Dolayısıyla sürekli onu yenilemek durumunda hissediyorlarmış. Amasya Belediye Başkanı'nın söylediğine göre bu heykel çok dikkat çekiyormuş, çok turist çekiyormuş ve insanlar bu heykelle fotoğraf çektirmek için çok uzak yerlerden geliyorlarmış. Şimdi yani heykelin hani bir biçimsel olarak yapımında yani o estetik bir sorun olmayabilir ama bağlamsal olarak güncellemek yani işte atalarımız olarak görüyorlar herhalde. Bunun üzerinden işte bir kimliği selfie çeken bir kimliğe dönüştürerek güncellemek gibi bir mantık güdüyorlar. Ben bu fikirlerin gerçekten herkes uzmanı olduğu işi yapmalı diye düşünüyorum. Yani bir göz doktorundan ortopedik bir ameliyat beklemek ne kadar doğruysa yani kamusal şeylerde çalışan, yönetim düzeyinde çalışan insanlardan da heykele dair karar vermek o kadar anlamsızdır diye düşünüyorum. Biz heykel sanatı çalışan heykeltıraşlar var, akademiler var, her şehirde neredeyse güzel sanatlar fakülteleri var. Dolayısıyla danışılabilecek birçok alanın olduğunu da düşünüyorum. Bu alanlarla birlikte çalışılırsa eğer çok daha farklı işler yapılabilirmiş gibi geliyor. Üstelik de bu kadar paraları da harcamaya gerek yok. Tabii şu anda bu heykel gördüğünüz gibi Ankara'nın kardeş şehri Seul anısına yapılan tam olarak ne olduğunu anlamadığımız işte bir çizgi film karakterinin dönüştürülmüş hali sanıyorum. Heykel bunun dışında işte Orman Çiftliği'nin, Atatürk Orman Çiftliği'nin kavşağında var olan robot heykeli. Ve bu yanlış hatırlamıyorsam, yanlışsam lütfen düzeltin, 30 civarı heykel yapılması tasarlanıyordu bu projeyle beraber. Bu bir prestij projesiydi. Dönemin belediye başkanının prestij projesiydi. Ve bu dönemde harcanan paranın 542 milyon lira olduğunu, yani bu proje için harcanan paranın böyle bir meblağ olduğunu da gazetelerden tabii öğrenmiştik. Dolayısıyla benim söylemek istediğim şey gerçekten hani kimseyi rencide etmek değil niyetim. Ama bu açık alan heykellerinde çok dikkat edilmesi gereken şeyler var. Hafızayı oluşturduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla daha farklı bir yöntem izlenebilir. İşte yani çocuk parkları geliştirilebilir. Hani bunlar daha işin oyun tarafında kalabilir. Ama heykel ciddi bir iştir. Açık alan heykeli dediğimiz şey sadece figüratif heykelden ibaret değildir. Biraz sonra Nilüfer Hoca kendi işlerinden de bahsedecek zaten. Açık alan heykeli denilen şey bir düzenlemedir, bir yaşam alanı oluşturmadır. Dolayısıyla şimdilik söyleyeceklerim bu kadar diyeyim. Dinozorla bu sunumu bitirmiş olayım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz Seda. Yani ben de şunu eklemek istiyorum. Aslında kamusal alandaki
bu çalışmalar halkın estetik beğenisini de bir nevi şekillendiriyor. Yani hani sanat ile pek de alakası olmayan halk tabakası bunların sanat eseri olduğunu sanıp hani sanatla olan ilişkisini de ona göre belirliyor. Dolayısıyla hani kamusal alan bu nedenle de çok çok önemli bir alan diye düşünüyorum. Bunu da zaten tekrar tartışırız. Teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Nilüfer Hocam'ın bence anlatacakları da yine Seda'nın konuştuğu ve hani önerileriyle beraber bitirdiği sunumunu destekleyecek nitelikte. Nilüfer Hocam, isterseniz size söz vereyim. Çünkü Nilüfer Hocam da belediyeler ve kamu ile ilgili ve yerel yönetimler, yarışmalar, özellikle sempozyumlar bunlarla ilgili bir analiz yapacak. Sesiniz kısık hocam. Tamam. Açtım. Duyuluyor tamam. Değil mi? Bir sorunumuz evet. Yok. Evet. Şimdi Doğan Kuban Hoca'nın bir yazısını okumuştum uzun yıllar önce. Şimdi daha da yerine oturdu elbette. Aşınma başlar, yıkım bir anda olur diye bir ifadesi vardı metnin içerisinde. Gerçekten hepimiz biliriz, bir ahşaba kurt girdiği zaman önce anlamayız ama bir anda o ahşap dökülüverir veya aynı şey metal korozyonu içinde geçerlidir. Şu anda yaşadığımız şey bu. Bu aslına bakarsanız Zeynep Hoca'nın sözünü ettiği erken dönem anıtlarda büyük bir sorun yok. Yani iyi eğitim almış ve estetik kaygı güden, mekanla ilişkisini tutarlı bir şekilde kurmaya çalışmış heykellerle karşılaşıyoruz. Ama asıl Türkiye'nin büyük yozlaşması sadece heykel alanında da değil, bütün her alandaki büyük yozlaşma 1980 darbesinin arkasından getirdiği süreçlerle yaşanmıştır. Ve peşi sırada gelen ekonomik yöntemlerin, sistemin Türkiye'ye dayatılmasıyla yeni bir insan modeli ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bu insan modelinin unsurlarından bir tanesi de karpuz, kavun, işte Seda'nın gösterdiği örnekler. Ben kesinlikle heykel sözcüğünün kullanılmamasından yanayım. Heykel sözcüğünü kullanırsak onlar için heykel ve heykeltıraş ne o zaman diye sorgulamak zorunda kalırız. Onun için kesinlikle bizler en azından kullanmamalıyız ki yerel yöneticilerde o yaptırdıkları şeylerin heykel olduğu intibağa uyanmasın onlarda. Şimdi ben bu daveti aldığımda Ebru, öncelikle böyle çok göbeğinden başladım lafa. Öncelikle ben size çok teşekkür etmek isterim. Hem bu şeyi, bu uzun günlere yayılan toplantıyı tertip eden kurumlara, hem de size gerçekten çok teşekkür etmek isterim. Bizler tam bu özellikle heykel alanında, kamusal alandaki veya kentsel mekanlardaki heykel alanında ne yapalım, bir acil eylem planına ihtiyacımız var derken sizin bu çağrınız çok da denk düştü. Teşekkür ederim onun için. Ben teşekkür ederim. Evet, hocam. Yeniden çoban ateşlerini yakmak zorundayız ve bize büyük görevler düşüyor. Yani eğitimcilere de büyük görevler düşüyor. Heykel eğitimi veren Anadolu'daki arkadaşlarımızla buluşup bu soruna çözüm bulmak zorundayız. Çünkü çok tehlikeli bir noktaya doğru gitmeye başladı. Bu yeni insan modeli, bu karpuzlarla, kavunlarla büyüyecek yeni insan modeli büyük zarar verecek. Yani hem sanata zarar, bu ülkenin geleceğine zarar verecek. Biz bütün değer yargılarımızı kaybetmeye başladık. Yani hepimizin Anadolu kentleriyle ilişkisi olmuştur. Geçmişte, şimdi maalesef o da kalmadı ama yani halk danslarıyla, yerel üretimleriyle, halısıyla, kilimiyle kendine mahsus bir doğal atmosferi olan kentlerden bahsederken şimdi ne mimari yapılarla kimliğini tamamen kaybetmiş, bir de üstüne bunlar eklemlenmiş, böyle bir gerçekten bir rüyada gibiyim ben. Gerçekten rüyada gibiyim. Siz bu daveti yaptığınızda şöyle geriye doğru eskiden yazdıklarımla filan nasıl bir iş yapabilirim bu akşam diye baktım. benim bu konuda tezim, benim bu konuda yani kentsel alan
heykeli konusunda 1984 yılında mimar profesör Orhan Şahinler beni yöneltti bu konuya. Kızım bu konuyu çalışınız dedi. İşte akademide mimarlık bölümünün kürsüsünün neyse hocasıydı ve heykel bölümü öğrencilerine açık alan heykeli, mimarlık, kent ve heykel ilişkisi üzerine bir ders verirdi. Bizim dönemimizde heykeltıraş hocalarımızla mimar hocaların kopmaz bir birlikteliği vardı. Zeynep ondan söz etti. Yani çok yakın temastaydılar. Böyle entelektüel bir ilişki içerisindeydiler. Sadece kente heykel yapmada ortaklaşmak değil. Orhan Şahinler de heykel bölümü öğrencilerine bu kent ve heykel ilişkisi dersini o veriyordu. Orhan Hoca'nın yönlendirmesiyle başladığım süreç işte 1998'dir sanatta yeterlik tezim. O günden beri bu konuda yazı yazmaya ya da konuşmaya çalışıyorum. Özellikle bu 80 sonrasındaki Atatürk'ün bütün kimliğini, bütün o devrimci kişiliğini de yok eden, bütün orada büyük bir boşluk yaratan, içeriğini boşaltan açık alan heykelleriyle karşılaştık o süreçte. Onun devamı şimdiki Karpuzlar'dır elbette. Orada da şunu söylemek lazım, buna vurgu yapmak lazım. Anıtlar yapılır. Anıtlar heykelden bağımsız değildir. Anıtlar kentsel alanlarda bir olayı, bir kişiyi, bir gelecek kuşaklara aktarmak istediğimiz, hatıramızda izinin kalmasını istediğimiz bir kentsel alanda heykelle yaslanan anıtlar yapılabilir. Bunda hiçbir mahsur yok. Birkaç örnek hemen ben buraya not ettim. Elimde bu örnekleri size göstermeyeceğim. Elimde örnekler yok ama arkadaşlarımız bakabilir. Örneğin Dani Karavan'ın Walter Benjamin'in anısına yaptığı düzenleme bir anıttır o. Bir anma alanıdır. Veya Mimmo Palladino'nun Vinci'de, İtalya'da Vinci kasabasında Leonardo'ya adanmış alanı, bir Leonardo'yu gelecek kuşaklara bir meydanın içerisinde yeniden hatırlatan, anan bir heykeldir. Veya Joe Pomodoro'nun Sardinya'da Ales kasabasında komünist felsefeci Antonio Gramsci'nin anısına yaptığı heykel, alan, düzenleme bir anıttır. Bunlara baktığımız zaman anıtlardan korkmamamız, kaçmamamız gerektiğini de hatırlatmak isterim. Önemli olan hangi sanatçının özgün üslubuyla o meseleye nasıl yaklaştığıdır. Elbette Atatürk anıtları da yapılır. Elbette Kurtuluş Savaşı'na ilişkin anıtlar da yapılabilir. Önemli olan oradaki ısmarlama mantığının değişmesidir. Türkiye'deki en büyük problem bu. Özellikle 80 sonrası. Bu tür heykeller yapan heykeltıraşlar kendi özgün üsluplarından vazgeçtiler ve ısmarlanan şeyi yapmaya çalıştılar. Anlamı yok ettiler. Yani anlam alanı değil, bir biçimsel benzerlik peşinde koştular. O da meseleye tabii çok büyük bir büyük bir yozlaşma alanı açtı ve heykeltıraşlar da ben Seda kadar tabii şey olamayacağım, o çok mesafeyle yaklaştı ama buradaki bu sorunun bu kadar derinleşmesinde eğer heykeltıraşların payı varsa biz onları da yargılamak zorundayız. Onları da eleştirmek zorundayız. Hadi yargılamak demeyeyim. Onları da eleştirmek zorundayız. Çünkü gerçekten sorun ciddi bir boyut almaya başladı. Şimdi bir acil eylem planı. Biz Heykeltıraşlar Derneği olarak bunu tam başlatma kararını aldığımız sırada sizin bu panel teklifiniz geldi Ebru. Biz yeniden bütün yerel yönetimlerle ilişki kurmaya, Mimarlar Odası'yla dayanışma içerisine girmeye, heykel eğitimi veren kurumlarla bir ön çalışmalar yaptıktan sonra yerel yönetimlerle bir çalışma başlatmaya karar verdik. Nereye kadar başarılı oluruz bilemiyoruz ama burada kamuoyunun desteğini sağlayabilirsek, çünkü ben zannetmiyorum ki o kentlerde yaşayanlar bu gördükleri kiç nesnelerden mutlu olsunlar. Yani orada da bence bir
onlarda da bir eleştirel durum vardır mutlaka. Kamu parası kullanıyor. Yani kamu parasının kullanıldığı yerde kentli insanın da duyarlı olduğunu, olması gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi burada gelelim yerel yönetimler kısmına. Yerel yönetimlerin mutlaka danışma kurulları oluşturması gerekiyor. Yani kentsel mekanlara ben şey kısmına hiç girmedim. Bizi dinleyenlerle bu konuyu yeniden tartışmamıza gerek yok. Yani kentte heykel ne demektir? Kentli insana heykel ne katkı sunar? Heykel bir kaidenin üzerine yerleşmiş dikey bir şey değildir. Heykel bir plastik mekan oluşturur artık. Özellikle 1960'lı yıllardan itibaren heykel sanatının yeni fonksiyonları, kentteki yeni kent mekanlarını yeni değerlendirme biçimi çok değişti elbette. Biz bunları derslerimizde öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Böyle bir genç kuşak yetişti aslında, bu konulara hakim bir genç kuşak yetişti. Fakat Türkiye'de son 20 yıldır heykel alanına bir yerel yönetimler tarafından bir yatırım yapılmadı veya işte yarışmalar açılmadı. Dolayısıyla bu bir zincir, bu bir tecrübe zinciridir Ebru. Bu zincir devam etmelidir. Yani bizim meslek alanımızda usta çırak ilişkisi önemlidir. Bir ustayla birlikte açık alanla bir açık alana yerleşecek bir heykel üzerine çalışma yapmak, ondan sonra orada kendi birikimini işte başka alanlarda tecrübe etmek, belki bir takım sempozyumlarda onu tecrübe etmek çok zor bir iştir, açık alana uygulama yapmak bir heykeltıraş açısından. Bunu da Seda iyi bilecek, heykel eğitimi almış bir arkadaşımız olarak. Hiç kolay iş değildir. Yani şunu vurgulayalım, heykel sanatı bir açık alan sanatıdır. Heykel sanatı kentte açık alan için doğmuştur. Tarihi, geçmiş tarihi buradan gelir. Bir kaide üzerinde, işte galeride şurada burada doğmuş bir sanattan söz etmiyoruz. Kentin içinde kentlilerle bir arada yaşamak üzere doğmuş, çok derinden gelen, kökleri olan bir sanat alanından söz ediyoruz. Ve hiç kolay olmayan bir şeyden, proporsiyonel ilişkiler, izleyiciyle kurduğu ilişki, mekanı nasıl tutacak, nasıl oturacak, büyük boyutla mekan arasındaki diyaloglar falan, hiç kolay bir iş değil. Dolayısıyla tecrübenin, o birikimin kesintisiz, o zincirin sürmesi lazım. O zincir koptu. 20 yıldır Türkiye'de açık alanlarda bu karpuzların, kavunların dışında sanatçının özgün diliyle, sanat, kendi sanat, kişisel sanat diliyle kentsel alanlara yerleşmesine imkan yaratan heykel yarışmaları yok. En son örnek 1993'te benim de içinde bulunduğum süreçte İstanbul'da yapılan, Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı sürecinde yapılan yarışmadır. Maalesef oradan da, yani hem Seda'nın söz ettiği 50. yıl heykellerinden, Sözen'in yaptığı, Sözen döneminde yapılan bu yarışmayla elde edilen, iki yarışmadır üst üste yapılan, onlardan da maalesef elimizde çok az heykel kaldı. Yani yıpranıyor da tabii, düzenli bakım yapılması gerekir. Kentsel alanda yer alan bir sanat eserine düzenli, sanatçısının denetimi altında düzenli bakım yapılması gerekir. Bunlar da yapılmadığı için de elimizdekini de kaybetmeye başlıyoruz. Elimizdeki birikimi de maalesef yok etmeye başlıyoruz. Şimdi, evet, yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Yerel yönetimler sanat üretimini teşvik edecek projeler üretmek zorunda. Yani bir yarışma açtım, işte şu heykeltıraşı çağırdım, şuraya bir heykel ısmarladımın dışındaki bir şeyden söz ediyorum. Burada mutlaka genç sanatçılara üretim desteği, genç sanatçılara bu açık alanla ilgili tecrübesini artıracak bir takım projelerin yapılması ve onların bu tecrübeyi edinecekleri bir takım imkanların yaratılması gerekiyor. Atölyeler, uluslararası workshoplar, ben özellikle gençlerin üzerinde duruyorum. Yani yerel yönetim gençlere destek olmak zorundadır. Yerel yönetimin tek amacı bu olmak zorundadır. Buradan da bize gelecekte özgün üslubuyla kentsel alanlara heykelleri yerleşecek bir büyük havuzu yaratabiliriz, yaratmak zorundayız.
kentsel planlamada sanat yapıtının rolünü mutlaka artırmak zorundalar ve sanat yapıtının günlük yaşamın içerisine dahil olmasını sağlamak zorundalar. Bunu nasıl yapacaklar? Danışma kurulları oluşturarak yapacaklar. Danışma kurullarını nasıl seçecekler? Meslek örgütlerinden seçecekler. Meslek örgütlerinden bağımsız olduğu zaman bu iş, tekil sanatçılarla sadece kurullarını oluşturdukları zaman gene yeterli sonucu alamayız. Biz mutlaka Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, işte Heykeltıraşlar Derneği, Mimarlar Odası gibi örgütlü yapılarla ilişki kurmak zorundayız. Elbette sanat eğitimi veren kurumların hocaları da bu yapılanmaların içerisinde olabilir. Ve yeniden kente yeniden bakmak zorundayız. Örnek projeler üretmek zorundayız. Ve kısa vadeli değil, yani birer ikişer yarışma açıp meseleyi işte biz de buraya destek oluyoruz değil, uzun vadeli biz istemek zorundayız. Yerel yönetici aday olduğu anda bu alanda ne yapacağını ilan etmek zorunda kalmalı. Ebru, çok mu uzattım, keseyim mi burada? Hayır hocam, bence sentez noktasına geldik. Yani öneri kısmındasınız. Peki. Bir iki cümle daha devam edelim. Not aldığım bir şey varsa onları da o zaman söyleyeyim. Yani ısrarla vurgu yapmak istediğim şey, yerel yönetimlerin mutlaka uzman danışma kurulları oluşturması, danışma kurulların örgütlü yapıların temsilcilerinden oluşması, açık alanla ilgili kararların bu kurulların dan geçerek alınması. Hiçbir belediye bürokratı sanat alanında söz sahibi olamaz. Bir yapıt üzerinde değerlendirme hakkı yoktur. Onu alanın uzmanları yapabilir. Çok çeşitli yöntemler var. Yarışma olabilir, davet, çok çeşitli yöntemler var. Bunlara uzmanlar karar verebilir. Burada tabii maalesef bizi sınırlayan ihale kanunları, bu alana ayrılacak bütçenin nasıl kullanılacağına ilişkin çok sorunlar var. Biz bunu Heykeltıraşlar Derneği aracılığıyla yeniden gündeme getireceğiz ama yani yerel yönetimler bir sanat eseri elde etmek istedikleri zaman çok büyük bir problemle karşılaşıyoruz. Oraya ayrılan bütçeyle ilgili sorunlarla karşılaşıyoruz. Ama bunun kolay yolları da var. Ben ısrarla gençler diyorum. Gençlere burs ver. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi gençlere burs vereceğini ilan ediyor. Sanatçı gençlere burs verilirse, onlara çalışma imkanları yaratılırsa, atölye olanağı, malzeme verilirse, gelecek için büyük bir katkıyı yerel yönetim sunmuş olur. Biz şimdi İstanbul'da park bahçeler ve yeşil alanlar daire başkanlığı bünyesinde bir kamusal alan sanat danışma kurulu kurduk. Bir yıldır çalışıyoruz. İlk yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi İstanbul'un heykel birikimini kayıt altına aldık. O kayıt altına alınmış birikimin hemen onarımının yapılması, bunun için bir laboratuvar atölye kurulması konusunda karar alındı. Onların bakımı yapılırsa hiç değilse elimizdeki doğru iyi örneklerin, bugün artık aramızda olmayan sanatçıların, işte Kuzgun Acar'ın, Ali Teoman Germaner'in, birçok sanatçının sanat eserleri var. Onlara sahip çıkmak zorundayız öncelikle. Peşi sırada bir takım projeler önerdik belediyeye. Fakat henüz maalesef bunları gerçekleştirme imkanımız olmadı. Yani geniş heykel sanatçılarının katılımını sağlayabilecek projeler önerdik. Böyle tekil yarışmalar değil. Buradan bir sonuç bekliyoruz. Yani yerel yönetimlerin işi de biraz sıkıntılı bu aralarda. Bir şey daha söyleyeyim, kapatayım. Şimdi yerel yönetimlerde şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. İzmir, İstanbul, Ankara, Gaziantep'te de karşılaştık bununla. Kentsel alana anıt yarışması açılıyor veya bir işte içinde heykeli de kapsadığını anladığımız yarışmalar açılıyor. Fakat yarışmaların şartnamelerinin kurgusu ya da jürilerinin yapısı birdenbire meselenin bir sanat eseri yarışması ekseninden çıkarıp bir mimarlık, bir tasarım nesnesi elde etme
ye doğru kaymaya başladı. Şimdi en büyük tehlikelerden biri de bu. Şu anda da bununla karşı karşıyayız. Belediyelerin temiz bir şekilde kentlere heykel elde etme yarışmaları açması lazım. Sanat eseri başka bir şeydir. Kentte bir mimarın tasarladığı tasarım nesnesi başka bir şeydir. Bunu hepimiz biliyoruz ne arada ne fark olduğunu. Bizim eğer kentin bir kültürel zenginliğe, bir sanat yapıtıyla kentli insanın dönüşümüne soru soran, hayal kuran, eleştirel bir şekilde yaşama bakan insan modeline ihtiyacımız varsa, kentte sanat yapıtına ihtiyacımız var demektir. Galeri ve müzelerin dışına çıkmış, insanların günlük yaşam alanlarına sızmış sanat eserlerine ihtiyacımız var demektir. Bunu yapabilmek için de çaresiz yerel yönetimlere ihtiyacımız var. Kamu parası kullanacağız, kentsel mekanları kullanacağız. Yerel yönetimlerin burada berraklaşması gerekiyor. Ben sanat eseri elde etmek istiyorum. O zaman jürimi ve şartnamemi buna göre oluşturacağım demesi gerekiyor. Çok uzattım galiba. Çok teşekkür ederim bana söz verdiğin için. Ben teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle yani bu Türkiye'yi kaplayan hiç eserlere dair söz ettiğiniz bu oluşum, bu kurul, bu farkındalık, hani kolektif planlama gerçekten umut verici. Yani bunun ben farkındalık yaratacağını düşünüyorum. Ben de açıkçası çok mutlu oldum. Birçok kişi de eminim mutlu olmuştur. Çünkü böyle bir şeye gerçekten ihtiyaç var. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bir önceki oturumlarda da her oturumda bir sonuç bildirisi gibi bir analiz yapıyoruz. Aslında şunu fark ettim. Hep aynı potaya geliyoruz. Dün de örneğin Nilüfer Hocam, yani yine gençlere, hani özellikle sanatçı gençlere, kamusal alanı onlara emanet etmek, onlara teslim etmek ve bunun aslında en kolay çözüm olduğu düşüncesi de vardı konuşmalarımız içerisinde. Burada da yine aynı şeye geliyoruz. Bu gerçekten çok değerli. Ben şunu da eklemek istiyorum. Sizin de Antalya'da daha önce kamusal alanda heykel çalıştığınızı biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 1999 yılında. Dilerseniz ikinci söyleşide, yani ikinci konuşmada bundan da söz edelim hocam. Yani belki, çünkü ben de şahsen Antalya'da yaşayan bir sanat tarihçi olarak örneğin bu heykelin nerede olduğunu, ne durumda olduğunu bilmiyorum ve bu az önce söz ettiğiniz bütün problemlerin aslında bu bir kanıtı. Yani heykel üretiliyor, evet, projeler gerçekleştiriliyor, sempozyumlar gerçekleştiriliyor, kamusal alana herhangi bir sanat eseri yerleştiriliyor ve daha sonra unutuluyor ve belki de kırılıyor, kaderine terk ediliyor. Bu da aslında çok çok önemli, belki tartışma konularından birisi olmalı diye düşünüyorum. Ben tekrar Zeynep Hocam'a dönmek istiyorum. Zeynep Hocam, yani projenizin sonuç şey tabii ki çok uzun sürer ama sonuç itibarıyla hani çok değerli bir sanat tarihçi olarak 27 tane ilde ve ilçede bazı deneyimleriniz olmuştur eminim. Yani buna dair belki ufak bize bilgiler verebilirsiniz. Yani hani sonuçtan ziyade belki bununla ilgili, yani bu projeye da mesela bu projeye başlama nedeniniz, bu projenin süreci ve deneyimlerinize dair belki bir şeyler dinleyebiliriz. Hem de projeyi hatırlatmak adına. Birazcık galiba konuşmamda da dile getirdim. Yani zorlu bir süreç tabii. Yani aşağı yukarı 20 kişilik bir ekip, 27 ilin il merkezleri, ilçeleri, eğer haber alabildiysek beldelerine kadar gidip fotoğraflarını çektik, ölçülerini aldık, işte kaidelerinden alanda tuttuğu yere kadar çizimlerini yaptık bunların, belediyelerden paftalar aldık ve çok zorlu bir süreçti tabii. Yani ön hazırlıkları da çok uzun süren bir şeydi. İşte arabalarla bir şehirden 3 gün sonra başka bir şehire ya da başka bir ilçeye hareket etme, sürekli hareket halinde, yani arkeolog gibi hani aynı yerde kalmadan sürekli gezerek, değişkenleri çok olan bir süreçti. Bunları belgeledik.
Bunların aslında sonuçları aşağı yukarı hepimiz ifade ettik. Yani kiç olanlarını, tarihsel önemi olanlarını. Benim daha çok vurgulamak istediğim, yani Nilüfer'in söylediğinden onu anladım. Sanki Atatürk dönemindeki anıt heykellere karşı bir alerjim var gibi bir anlam mı çıktı bilmiyorum. Yani ben zamanın ruhu açısından söylüyorum. O zaman için Cumhuriyet ideolojisinin heykel gibi bir sanat eserinden yararlanarak ideolojisini aktarmaya çalışması elbette önemli bir şey. Kendinin de dediği gibi, yani Nilüfer'in de dediği gibi, zaten o zaman kullanabilecekleri heykeltıraş da çok az ve hepsi akademinin yurt dışında da eğitim görmüş hocaları. Dolayısıyla yaptıkları heykeller gerek bu ideolojiyi yansıtmalar açısından, gerek teknik açısından, gerek mekanı kullanmak açısından önemliydi. Benim söylemek istediğim, yani 50'lere kadar filan heykelin sadece anıtla ilişkili bir gerçekliğinin öne çıkmış olmasıydı. Yani senin de biraz önce Nilüfer anlattığın gibi, yani üçüncü boyutta bir mekan yaratmak heykelin malzemeleri tekniğiyle gibi gözükmüyordu da daha çok hani anıt üzerinden, yani heykel kendini tek başına var edebilen, sergileyebilen, işte kamusal alana başka bir şey, Atatürk heykeli ya da şey değil de ne bileyim, yani aklıma gelmiyor. Başka bir konuda bir yaratıcılık yapma şansı da yoktu. Yani zamanın ruhu dediğimiz şey çok önemli. Dünyada da böyle işte Türk büyükleri, generaller, toplum ışık tutmuş şairler, yazarlar falan gibi insanların heykelleri yapılıyor. Yani bunlar büstler olabildiği gibi büyük anıtlar da olabiliyor. Dediğim gibi tarihin çok eski zamanına kadar giden, çok da tekniğiyle, çalışma süreciyle zor bir şey, alan. Ama yani 50'lerde heykeli bir heykelin tanımına, yani bu anıtla ilişkisinden soyutlanıp daha özgür bir alan açıldığını söylemeye çalıştım. Elbette bugün de anıt yapılabilir ama yani heykeli anıtlaştırma fikri benim ve heykeltıraşın kendini o meydana ya da o mekana üstün görmesi meselesine de karşıyım açıkçası. Yani bir iki örnek vermek isterim bu konuda. Bunlardan bir tanesi demin de söylediğim gibi Buca'da gördüğümüz Mevlana heykeli. Yani inanılmaz kişilikte bir şey. Çelik konstrüksiyon üzerine işte polyesterle bir dönen Mevlevi, yani böyle ürkütüyor, basıyor. Hani patates heykelinden daha korkunç değil. Bir başka tartışmayı hepinize hatırlatmak isterim. Bu Hayırsız Ada üzerine 110 metrelik semazen heykeli yapılması projesiydi. Yani şimdi burada artık iş heykelden de anıttan da çıkıyor, başka bir boyuta ulaşıyor. Üçüncüsü, yani aklıma gelenleri söylüyorum. İşte şey, Haydarpaşa iskelesine şey yapılması, Fatih Sultan Mehmet heykelinin yapılması ki çok tartışıldı. Kadıköy halkına oylama yapıldı. Biz bu heykeli burada istemiyoruz dediler. Bu birazcık şey gibiydi. Yani New York'taki özgürlük anıtı gibi. Yani Haydarpaşa iskelesinden Fatih İstanbul'u fethetmiş. Yani işte böyle ona benzer bir konumda var olacak. Şimdi bu da bir anıt. Anıttan anıta da fark var yani. Atışlar orası değil, Haliç onun için daha iyi uygun dediler. Bilmem ne oldu. Kültür Bakanlığı dedi ki bu öyle bir heykel değil, çok şahane olacak falan. Halici'de yapılmadı, kaldı sonunda yanılmıyorsam. Bir başka örnek, benim için kendisi çok, yani heykeltıraşlığına bir şey söyleyemeyeceğim ama Mehmet Aksoy'un Ermenistan'daki soykırımı kınamak için Kars'a yapmaya çalıştığı, boyutlarını şimdi tam hatırlayamıyorum, 30-70 metre yüksekliğinde bilmem nereden, yani şeyden, Kars'tan oraya Barış ve Sevgi heykeli. Yani son derece Sovyet geleneğine bağlı bir anlatı, böyle barış, kardeşlik mesajı vermek isterken böyle uzaktan kendini dayatan ve ille de burası olması gerekir ve bu heykelin burası böyle olması gerekir diyen bir şeydi. İlk defa, yani tabii ki onun kaldırılış biçimi hiç de hoşuma giden bir şey değil ama kaldırılmış olmasından da hiç mutsuz olmadım. Yani biçimi haricinde.
bu kadar kamunun, yani kamuyla ilişki kurmadan sanatçının kendini dayatması da çok doğru değil. Yani heykeltıraşların da proje üreterek bir ölçüde, yani kenti tanıyarak, ondan sonra kent için bir şey düşünerek yerel yerel şeylere, yönetime gidip, belediyelere gidip, biz böyle bir proje yaptık ve yapmalıyız dayatmaları lazım. Yani yarışmayla heykel olduğu zaman olmuyor. Benim katıldığım bir şey vardı. Bu Ankara Sağlık Çalışanları Anısı'na Anma Mekanı diye bir proje. Herkese açıktı. Yani orada sadece heykeltıraşın heykeli olsaydı, zaten pazar yeri var orada yanında. Yani çok zor bir yer. Bir de ortada küçücük bir trafiğin geçtiği yerde bir, nasıl söyleyeyim, 5 metrelik daire gibi bir şey var. Ya oraya böyle bir tane heykel dikeceksin, ne sağlık çalışanları açısından, ne heykeltıraşın prestiji açısından, ne de Ankara'ya kattığı değer açısından hiçbir şey ifade etmeyecekti. Onun için o alanla birlikte değerlendirilsin istendi ve herkese açıktı. Yani heykeltıraşlar katılmadılar. Heykeltıraşlara yasak bir şey değildi. Söylemek istediğim. Yani biraz heykeltıraşların da çünkü yani ressamlar için de öyle düşünürseniz. Eskiden resim yarışmaları vardı. Şimdi resim yarışmaları kalktı. Başka bir biçimde kendilerini ifade ediyorlar. Bu zamanın ruhunda daha başka bir şey oldu. Yani görsel sanatlar diyelim. Artık zaten yani sadece disiplinde iş yapmak isteyenler olduğu gibi disiplinli başka disiplinler arası kullanmak isteyenler de olabilir. Biraz önce anlattığım gibi yani mimar, heykeltıraş, ressam ortak bir proje üretilebilir. Yani bir mekan yaratılabilir. Yani bir son örnek daha vermek istiyorum. Mesela çok güzel bir proje gibi gözüküyor. İlhan Koma'nın vakfıyla yapılan bir AB projesi. Bunun içinde mimarlar var, heykeltıraşlar var ve çocuklar üzerinden yapmak istiyorlar. Belki biliyorsunuzdur onu. 3 ay sürüyor bu. Çocuklara işte kentteki heykelleri gezdiriyorlar falan. Çocuklara bir proje üretmek istiyorlar. Yani çocuklar üzerinden heykel yapılsın diye. Her şey çok güzel. İşte sanatçılarla tanıştırıyorlar, heykelleri gösteriyorlar falan. Ama sonuç şöyle. Yani bu anıt fikrinden yani kimse arındıramamış kendini herhalde. Yani anıta karşı değilim ama bir şeyi anıtlaştırmak, yani kocamanlaştırmak anlamında söylüyorum. Diyor ki içlerinden seçilecek 4 tane çocuğun heykeli de anıt halinde büyütülerek şehrin değişik yerlerine konacaktır deniyor. Şimdi yani ne çocuğun saflığıyla ne yaratıcılığıyla hiçbir şeyle uymayan bir proje. Başlangıç, yani çıkışı çok güzel. Yani bir heykeltıraşın ne demesi lazım ki, herhalde grupta heykeltıraş da var. Çocuk yaratıcılığını çocuk yaratıcılığı olarak bırakalım. Yani evet, onları da bu meseleye alıştıralım. Kentle ilişki kursun, üçüncü boyutta bir şey üretmeyi öğrensin falan değil. Yani bu anıt fikri meselesi işte o zaman şeye dönüyor. Yani Seda'ya da katılamayacağım. Çocuklar o korkunç şeyleri asla çocuk parkına götürmesinler. Çocukların sanat zevkini zehirler yani. Hani imha edilebiliyorsa etsin. Çocuk parkında benim çocuğum olsa onların yer aldığı bir çocuk parkında ben çocuklarımı götürmem yani. Havuçlar, işte kızarmış patatesler, karpuzlar filan, yani ne alaka. Bir de boyutları o kadar fazla ki yani çocuklar altında şey gibi kalacak, cüce gibi yani. Olmayacak bir şey. Yani heykelde hakikaten bir sorun var. Bu sorunu belki daha bir başka boyutta düşünmek lazım. Yani mesela anma alanlarını diye bir heykeltıraş, yani nasıl bir mimar bir heykeltıraşla çalışabiliyorsa, bir heykeltıraş mimarla bir alanın, bir mekanı belirlemesin, yaratmasın, bir ortaklık olmasın. Her disiplinin birbirinden öğreneceği çok fazla şey var. Yani hani sanat tarihçisi olarak biz de mesela ben ilk master tezimi heykel üzerine yapmıştım çünkü heykeli çok kavrayamıyordum. Dedim ki bir cebelleşeyim de anlayayım bu heykel. Hani hep resim resim görmüşüz. Reprodüksiyonlarda öyle. Evet, işte klasik Rönesans böyle şahane heykellerini görüyoruz falan, böyle pürüzsüz çok güzel yapılmış falan. Çok fazla heykel de gördüğümüz. Heykeli anlayamıyordum. Zühtü Mürdoğlu üzerine çalıştım. Çok da iyi oldu. Yani heykeli hissetmeme neden olan, anlamama neden olan şey ve bu projeye de bağlarsak, bu projeyi
gerçekleştirme isteğini de doğurarak Zühtü Müridoğlu ile başlayan o heykel master tezi ve heykeli ne kadar anladığımı bilemeyeceğim ama yani içselleştirme deneyimim ve el atılmamış bu heykel meselesini bir anlamda en azından bir arşiv haline getirme. Yani sonuçlar ne çıkarsa çıksın. Çünkü bu kadar çok şeyi biriktirdiğin zaman bir sonuç çıkarmıyorsun. Anlıyorsun yani atla deve değil. Ama yani başlangıçta 67 ildi ama hem bunun bütçesi var, bir sürü şey değişkeni var. 27 ilde kaldı. Zaten 3 yıllık bir projeydi. Raporuyla falan 4 yılda bitmek zorunda kaldı. Dolayısıyla sonuçları zaten burada hepimiz tarafından dillendirildi. Yani tek tek anlatmaya gerek yok. İşte sonuçlar bu kadar yani. Çıkan heykelleri gördük. Havuç heykelleri var. Kolu kopmuş Atatürk polyester heykelleri var. Ortaya konmuş. Niye oraya konmuş belli değil. Böyle lök diye konmuş yani. Alanı falan bile yok. Bir de gerçekten eğer erken cumhuriyet dönemi heykeli ise biraz gönlün açılıyor. Taşlı'da dolaşıyorsun özellikle. Oh falan diyorsun yani. İçtiyse doğru dürüst bir anıt gördük falan diyorsunuz. Böyle bir durum yani çıkan sonuç kabaca hani amiyane dillendirirsek böyle daha akademik dile vurursak o zaman işte benim bu ODTÜ Mimarlık Dergisi'ne çıkan makalemde uzun uzun meseleyi kendi açıdan tartıştım. Eleştirecek tarafları da vardır ama heykeltıraşın da benim yaptığım doğrudur çok doğru değil yani biliyorsunuz New York'taki bu federal bilmem ne önündeki Richard Serra'nın heykelini de yıktılar yani federaller resmen parçaladılar hurdiye dönüştürdüler bu kadar yani diyor ki mesela Serra ben halka eğitmek zorunda değilim bir şey öğretmek zorunda değilim onlar da sanattan anlamak zorunda değil ben buraya burası için bu heykeli yaptım yani bu kadar yabancılaşırsa yani mekana Yani çok iyi olmuş diyemeyeceğim buna şey gibi, diğeri gibi. Elbette ki çok büyük estetiği var. Bileşimizi kesiyor diyorlar, bir sürü bir şeyler diyorlar. Biraz halkın sesini, yerel yönetimin sesini, mekanı, o mekanın geçmişini, kültürünü falan da heykeltıraşların böyle biraz içselleştirip proje üretmeleri daha iyi olur diye benim sanat tarihçisi olarak görüşüm. Yani bunu söyleyeyim, bir üçüncü şey tekrar gelirse belki başka ifade edeceğim şeyler de olabilir. Teşekkürler yani hocam. Şeyler de olabilir. Hani çok da uzayınca belki sıkılıyordur insanlar. Yok, çok. Bence bütün konuşmalar birbirini tamamlıyor. Hatta son söylediğiniz hocam cümleyle alakalı bir soru var. Ve önerinizle ilgili. Heykelde mekanı özgürlük meselesiyle ilgili. Belki onu da Seda'ya yöneltebilirim bu soruyu. Nasıl? Bir soru var. Heykelde mekanı özgürlük meselesi nerede duruyor? Hani söz ettiniz ya yani sanatçıların üretim yapmadan önce oradaki hani aidiyet meselesi ya da üretim sürecindeki hani bu farkındalık gibi bu süreçlere yani dair. Yani heykel tabii ki heykele özgürlük var. Heykeltıraşın kendi özgürlük alanını savunması da gerekiyor. Ama ille de yani belediyenin tanımladığı yerlere ya da bilmem neye bir heykel yapmak gerekmiyor. O mesela o şehir için, o semt için, o bilmiyorum yani o üniversite için bir proje üretilebilir mi? Bunu da yani her kamuoyu da oluşturulabilir. Gerçekten yani evet. Halka da açılır proje, eleştiri de alınır. Değil mi? Yani yarışmalar sonunda mimarlık yarışmalarında oluyor mesela isim heykelde olmuyor. Yani kolokyumlar oluyor. Hepsi sergileniyor. Niye onu öyle seçtiğini gerekçelendiriyorsun filan. Bizdeki yarışmaların hiçbirinde böyle olmazdı yani. Evet. Yani onu seçiyor. Hele yani 80'lere kadar filan olmazdı. Akademi ne istiyorsa o olurdu. Yani şimdi bir de o tarafı var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi heykelle olan ilişki başka bir yere evrildiği için heykeltıraşların da yani bu evrilen sürecin içinde nasıl bir mekan yaratmak istediklerini sadece bir mekana heykel yani çok güzel olabilir o yani büyülenebilirsin ama yani onun oraya konması çok önemli değil yani Land Art'ta olduğu gibi yani gidiyor mesela hiç görünmeyen bir yere de bir mekan yaratıyor yani bir şey yapıyor kazıyor ya da işte bir şey koyuyor yani
etkileri bu zamana kadar geliyor. Yani eğer mekanı gerçekten düşünüp onunla hesaplaşıyorlarsa, bence hepimiz, bütün, hani ben heykeltıraş değilim ama bütün akademisyenler, herkes arkasında durulur. Bu bir problem ve bu problem heykelle olan ilişkinin yeniden düşünülmesi şeklinde dönüştürülmeli. Özgürlük alanını, yani heykel disiplini kendi yaratmalı, ki yaratanlar var. İlhan Komanlar, işte ne bileyim, işte sadece minimumları o zamana göre yapan, minimumda bir şey, bir banka için yapılıyor galiba, bir yer için, unuttum yani. Amerikan Haberler Merkezi'nin önü için yapılıyor. Öyle bir şey. Yani niye yapılmasın ille de böyle kocaman kocaman demir döküm, bronz döküm şeyler yapılması gerekmiyor zaten. Senin yaptığın işler de öyle değil yani. Ben genel olarak söylüyorum. Yani mekana özgü oluyor da, heykel disiplininin bütünü için bunu söylemek istedim. Yani varsa bir sorun, başka çözüm yolları da belki tekrar onun için de bir siz çağırın, konuşalım. Sedacığım, sen bu konuda ne düşünüyorsun, bu soruyla ilgili? Ben teşekkürler Zeynep Hocam. Bu konuda birçok şey düşünüyorum ama önce Zeynep Hocam'a bir şey söylemek istiyorum. Bunları alıp oyun alanlarına koymasınlar tabii. Önerim o değildi. Temsiliyetini düşündükleri, mesela üzüm mü düşünüyorlar? Bir oyun alanında üzümlerle yapabilirler. Yani orada yine bir sanatçı yaratıcılığında kullanıp, nasıl Isamu Noguchi oyun alanları düzenliyorsa, orada da belki bu nesneleri de bir yerlere koyarak oyun alanları düzenleyebilirlerdi. Yoksa bu üç boyutlu oluşumları tabii ki aman, yani çocuk alanlarına koymak iyice büyük rahatsızlık uyandıracak bir şey olsa gerek. Sözünü keseceğim ama çok kibardın sen. Bir taraftan da bunu yapanları incitmek istemediğin için, hani en iyi çözüm bari öyle olsun gibi bir çözüme doğru gitti de, ben onun için dedim. Yoksa onları oyun parkına koymak istediğini düşündüğümden değil. Yani anladım. İncitmek istemedin kimseyi. Evet evet, yani bir taraftan şunu da düşünüyorum tabii. Şimdi bu sadece pandemide olan bir şey değil. Türkiye'deki heykeltıraşların da çok... Rekordla ilgili bir durum vardı sanıyorum. Türkiye'de heykeltıraşların da, yani hani Türkiye'den yani sadece İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya büyükşehir belediyeleri değil yani bunlar. Para kazanamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani o yerel yönetimlerle bir biçimde tabii ki hemhal olmak zorundalar. Ama diyeceksiniz ki peki bunu mu yapmak zorunda? Tabii ki değil. Ben zaten heykeltıraşların da yaptığını düşünmüyorum, bu havuçları vesaireleri. Yani o işin ayrı tarafı. Şimdi mekanla ilgili mi Ebru'cum? Mekan ve heykelin yerleştirilmesi. Evet, evet, burada bir soru vardı öyle. İlk sorudan bahsediyorum Sedacığım. Heykelde mekana özgürlük meselesi nerede duruyor diye bir soru. Nerede duruyor? Heykel... Şimdi bu ikiye ayrılıyor tabii. Yani mekanın kendisi için üretilen, o biraz önce de söylemeye çalıştığım site-spesifik işler var. Mekana özgü üretilen işler bunlar. Ya da dediğim gibi biraz önce de işte açık alana, neyse o kamusal alana yapılması gereken bazı müdahaleler var vesaire filan. Yani bu şekilde ikiye ayrılıyor. Bu müdahalelerden kastım anıtlar ya da açık alan heykelleri. Yani yönetimlerin belirlediği alanlar bunlar. Şimdi Sera'nın heykeli deyince aklıma benim tabii şöyle şeyler de geldi. Şimdi çok şikayetçi oldular. Şikayetçi olmalarının en büyük nedenlerinden biri de giriş merdivenlerini tam üstüne yapmış olmaları ve onların, yani iş yerine girecek, plazaya girecek, neyse o insanların daha fazla yolunu uzatıyor olması nedeniyleydi. Ben de Sera'nın bir şeyin röportajını okumuştum. Bu kadar hızlı, yani bu kadar hızlı olmak zorunda olduğunuzu da bir eleştirseniz mi acaba? Yani hani oraya, iş yerine yetişmek zorundasın. Yani bir, hani bir durmak gerekir mi acaba? Çok hızlı gitmiyor mu bütün her şey? Sonuçta yıkıldı, kaldırıldı vesaire filan, ama hani öyle de bir sözü de vardı. Bir taraftan tabii yani keşke heykeltıraşların bu kadar böyle istedikleri yere, istedikleri şekilde heykelleri dikebilecekleri alanlar olsun. Dünyada çok mümkün bir şey değil tabii bu. Şimdi
Yani Türkiye'den örnek düşünmek istiyorum açıkçası. Yani dünyadan tabii birçok örnek geliyor aklıma. Dünyada 1960'lardan sonraki hikaye tamamen farklılaşıyor. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıntısını toparlıyor zaten kentler. Kendilerini yeniden düzenlemeye çalışıyorlar. Çok dikkat çekici başka bir şey var İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Hem daha işte mesela meçhul asker anıtları çok yoğun bir biçimde yapılmaya başlanıyor. Sonrasında oyun alanları çok fazla yapılmaya başlanıyor. Hatta Hollandalı bir şimdi adını unuttum bir mimar mühendisin planı bu. Yani her sokağa bir oyun alanı şeklinde ve bu oyun alanları işte sınıf farkını ortadan, çocuklar arasındaki sınıf farkını da ortadan kaldıracak diyor vesaire. Bu düzenlemelerin yanı sıra tabii heykel yani sadece Avrupa'yı, ben sonuçta Batı sanatı uzmanıyım. Yani Türkiye'deki durumu da aşağı yukarı takip ediyorum, biliyorum vesaire. Ama aklıma Avrupa'dan örnekler geliyor bu yerleştirmelerle birlikte. O kadar enteresan işler var ki. Mesela şu geldi, biraz önce Zeynep Hoca konuşurken şu geldi aklıma. Mesela hani komisyonlar kurulsun diyoruz vesaire bu heykellerin yapımı için. Hangi şehirde olduğunu hatırlamıyorum. Bir şehirde halka da soruluyor. Yani yerel yönetim işte böyle bir heykel seçtik, bu heykelin yapılmasını onaylıyor musunuz deniyor. Ve bunun da ne kadar yaygın olduğunu da bazı şehirlerde biliyoruz. Mesela Berlin'de böyle kentlerden bir tanesi. Yani tam böyle bir topa aklıma örneklerin gelmesini istiyorum. Örnekler üzerinden konuşmak istiyorum. 60'lardan sonra açık alan ve heykel nerede duruyor? Tabii üzerine tez yazılacak. Yani hani burada 2-3 dakikada konuşulacak iş değil. Ama mesele tabii anıtlardan daha soyut bir üretime doğru gidiyor. Mekanı daha kentsel planlama içinde daha doğru bir kullanım alanı yaratmaya doğru gidiyor. Yani bunları söyleyebilirim şimdilik. Çok teşekkürler Sedacığım. Ben Nilüfer Hocam bir soru var aslında. O soruyla bağlantılı olarak sizinle tekrar bu Antalya'daki üretimlerinize hani odaklanmak istiyorum. Dünyada 60'lardan sonraki süreçte yerel yönetimlerin kamusal alanda heykele yaklaşımlarından bahseder misiniz? Acaba dünyada nasıl oluyor? Yani bu Türkiye'de büyük bir problemin içerisinde olduğumuz bir gerçeklik. Yani böyle sonuç zaten çıkıyor bu konuşmamızdan da. Dünya nasıl çözüyor? Mutlaka komisyonlarla oluyor. Mutlaka. Mutlaka. İşlevsel bu yerel komisyonlar herhalde değil mi hocam? Efendim? Dünkü sohbette de konuşulmuştu. Yani bir taraftan da hani komisyonlar kuruluyor ama hiç işlevi yok. Hiç söz sahibi değil. Hayır, Batı onu öyle kullanmıyor. Yani evet, orada işte bir bizden farklı bir demokrasi anlayışı mı diyelim, neyse nasıl anlamak isterse herkes öyle anlasın ama birincisi süreklilik var. En önemli unsurlardan bir tanesi bu. Siyasi iktidarın görüş açısına göre değişmeyen bütünlüklü bir yapı var. Yani o kurullar siyasi bakış açılarıyla değil, gerçekten sanatın o kentle kurduğu ilişki üzerinden değerlendirmeler yapabilme becerisi mi diyelim, işte neyse, yetkinliğine sahip kurullar, mutlaka kurullar var. Büyük projelerin hepsi bu tür kurullar sayesinde yapılabilmiş. Yani Dani Karavan'ın örneğin Aks Majör, hepimizin bildiği o büyük projesi kurulan kurullar sayesinde veya defans bölgesindeki heykeller o kurulan kurullar sayesinde. Mutlaka yerel yönetimlerin danışma kurulları var. Bu sadece yarışma açsın diye değil, planlama yapsın, proje üretsin. İşte demin sözünü ettiğim gibi genç sanatçılara nasıl yatırım yapılacak, açık alanlar nasıl kullanılacak. Açık alanlardaki sanat yapıtını işaret ederken sadece kalıcı olanları da düşünmeyelim lütfen. Yani biz Batı kentlerinde bu tür uygulamalarla da çokça karşılaşıyoruz. Özellikle 60 sonrası değil belki ama daha yakın 80 veya neyse 90 sonrası geçici uygulamalar da var. Geçici sergiler de var. Sanatçılara verilmiş büyük, yani Doris Salcedo'nun örneğin değil mi? Bogota'da yaptığı
uygulamaları hatırlarsak birçok sanatçı Beuys'tan başlayarak, yani kentsel mekanı geçici uygulamalar için bir sergileme alanı olarak kullanan sanatçılar var veya geçici sergiler de var. Sergi olarak düzenlenmiş. Şey, bir de kalıcı uygulamalar var. Kalıcı uygulamalar devreye girdiği zaman orada bir takım kriterleri koymak durumundayız. Yani o geleceğe kalıyor çünkü. Gelecek önü açık, yani gelecek dediğimiz şey 10 yıl, 20 yıl değil. 300 yıl, 500 yıl, değil mi? Biz maalesef bu boyutlardaki tarihlere kentlerimizde alışkın değiliz. Ama şimdi Batı kentlerine baktığımız zaman yerine yerleştirilmiş bir heykelin uzun yüzyıllarca yerinde durduğunu görüyoruz. Biz de böyle kabul etmek zorundayız. Bugün yerine yerleştirdiğimiz bir heykelin kalıcı olarak, kalıcı malzemesini de, yani malzemeyi de kendine, anlamına ekleyerek kalıcı olan bir heykelin çok uzun yüzyıllar yaşayacağını kabul etmek zorundayız. Dolayısıyla Zeynep Hoca'nın söylediği problem ciddi bir problemdir. Yani biz bunu öğretiriz derslerimizde genç arkadaşlarımıza. Heykeltıraş kentsel mekanda egosunu tatmin edemez. Orası orası değil. Yani bir müze ya da bir galeri mekanı izleyicinin tercihine göre girdiği, istediği dakikada kaldığı, istediği zamanda çıktığı bir yer. Ama kentsel alan o değil. Kentsel alan zorunlu olarak genç, yaşlı, çoluk, çocuk, birbirinden farklı dünya görüşleri olan insanların, neyse, herkesin, o kentte yaşayan herkesin zorunlu olarak karşılaşmak zorunda kaldığı bir sanat eseri düşünelim. O zaman orada sanatçının da derin araştırmalar yapması gerekiyor. Mekana tutunmak burada en önemli unsurlardan biridir. Yani götürüp oraya, işte 80 sonrası Atatürk heykellerinde karşılaştığımız en önemli problemlerden bir tanesi de o. Hiçbir anlam, bağlam ilişkisi kurmadan götürülüp bir yere bir kaidenin üzerine konduruluvermiş. Üstelik de biçim karakteri olarak da hiçbir yetkin şeye ulaşmamış, dile ulaşmamış heykellerle karşılaştık. Şimdi tabii bu önemli. Yani bir özgün üslup diyoruz. Kentsel mekanda sanatçının özgün üslubu diyoruz. Dolayısıyla ben bu Mevlana'ları filan da dışarıda bırakıyorum. Yani özgün üslup ne demek? Bir anlamda da hukuki telif ilişkisidir o, değil mi? Ona ait olan, herkesce ona ait olduğu anlaşılabilecek olan. Bir kere sanatçının kentsel mekana taklit eserlediği, ona dayatılmış biçimler ya da ona dayatılmış konularla değil, kendi özgün biçim, anlam, anlayışıyla dahil olması gerekiyor. En önemli unsurlardan bir tanesi bu. Orada da elbette dayatıcı, hükümran mı diyelim ona, neyse, baskıcı bir ilişki kurmaması gerekiyor kentsel mekanla. Eğer mekanın biçim ve anlam karakteriyle birlikte yapıtı üretirse, atölyesinde yaptığı, mekandan bağımsız atölyesinde mekanı hiç düşünmeden ürettiği bir şeyi götürüp oraya koyarsa bu hükümran ilişki olur. Ama mekandan çıkarsa yola, mekanın anlam ve biçim karakterinden yola çıkarsa oradaki diyalog zaten böyle bir hasır örgü kurar, iç içe girmiş bir diyalog kurar. O soruya tekrar dönersek bu kurullar meselesi önemli, danışma kurulları meselesi önemli. Niye önemli? Kentsel mekanda özgün üslubunu deneyimiyle, birikimiyle gelecek kuşaklara aktarılabilecek şekilde kanıtlamış mı diyeyim? Yani sanat kamuoyunda kabul görmüş diyelim isterseniz ona. Veya ortaya yeni çıkacak sanatçıları da belirlemek üzere elbette. Sadece var olanları değil. Projeler üretilmesi gerekiyor. Bunun için de 60 sonrası Batı kentlerinde, o soruyu soran arkadaşımız benim bilmediğim bir şey varsa ya da bana hatırlatmak istediği bir şey varsa uyarsın. Ama benim bildiğim bu. Komisyonların yerel yönetimlerden bağımsız çalışması, süreklilik arz eden çalışmalar, siyasi görüşün dışında kalabilen yaklaşımlar, sanatı merkeze alan, sanatçıyı merkeze alan yaklaşımlar,
Evet, zannediyorum yeterli oldu mu? Unuttuğum bir şey olursa sonra eklerim. Tabii, yeterli hocam. Sempozyumu sormuştunuz. Onu da isterseniz kısaca söyleyeyim. Evet. Şimdi sempozyumlarda İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı'da ortaya çıkmış bir sanat elde etme, kente sanat eseri elde etme yaklaşımı. Çok sayıda sanatçının bir bütçeyle, çok aşırı olmayan bir bütçeyle kente heykellerinin kazanılması üzerine başlatılmış bir Avusturya'da başlamış bir yöntem. Sanat yapıtı elde etme yöntemi. Sonra bütün dünyayı sardı elbette. Antalya'da 1999 yılında düzenlenen 3. Taş Heykel Sempozyumuna ben de katıldım. Ebru Antalya'da da çalıştığı için bu yeniden hatırlatılsın istedi. Hacettepe Üniversitesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Çağdaş Heykeltıraşlar Derneği ve Mimarlar Odası'nın işbirliğiyle düzenlenmişti bu sempozyum. Benden sonra ne kadar devam etti doğrusu onu çok iyi hatırlayamıyorum sevgili Ebru. Aralıklarla yapıldı hocam. Akdeniz Üniversitesi'nin aracılığıyla birkaç kez daha oldu. Yani ama tabii Hacettepe Üniversitesi'yle değil de ben de 2000 yılından itibaren gözlemlediğim kadarıyla aralıklı olarak yapıldı. Yapıldı. Evet. Şimdi burada bu sempozyum, işte bu yarışmalı bir sempozyumdu. Uluslararası bir sempozyumdu. Benim yaptığım heykel maalesef yerinde durmuyor. İşte kırıldı, döküldü, bir şeyleri değişti. Mekana göre yapılmış bir işti. Çünkü bir güneş saatiydi. Üstünde Strabo'nun bir metni vardı. Yerini değiştirdiler falan. Bütün anlamı, mekanla kurduğu ilişki, bir zeytin ağacı dikilmişti. Heykelin parçası olarak o zeytin ağacı dikilmişti. Belediyeyle ilişki kurmaya çalıştım ama onu sonra çözemedim. Tekrar bakılabilir ona. Bu heykeller piramit, Antalya'da bir piramit var değil mi? Orada onun çevresindeki parkta büyük bir kısmı yerleştirilmiş durumda. Biz bu sempozyum... Pardon. Çok özür dilerim hocam. Atatürk AKM'nin o etrafındaki heykeller yanılmıyorsam. Evet. AKM, evet, değil mi? Evet, hala evet. Oradalar. Evet. Tamam, oradalar. Karalioğlu Parkı'nda çalışılıyordu. Açık havada çalışılıyordu. Biz o yıl Değirmendere'deki o deprem nedeniyle olan büyük yıkım, biliyorsunuz Değirmendere Türkiye'de erken heykel sempozyumlarını yapan yerlerden biridir. Çok değerli bir belediye başkanı vardı Ertuğrul Bey. Onunla Mimar Sinan Üniversitesi işbirliğiyle yapılmış bir ahşap heykel sempozyumu vardı. Değirmendere'nin neredeyse yarısı denize gitti. Bütün o heykellerin olduğu alan, heykellerin yapıldığı alan denize gitti. Biz buradan bir heykel yapıp Değirmendere Belediyesi'ne bir heykel armağan ettik. O da bu heykel. Hem kullandığımız taş hem de üstünde bir falez taşı. Nazım Hikmet'ten de bir dize yazılmış bir şeydir. Taştır o. Bir anı taşı gibi bir dayanışma, iki sempozyumun birbiriyle dayanışması gibi bir şey yaptık Değirmendere'ye. Şimdi burada problem şu. Sempozyumlar aslında kendi içerisinde problem barındıran etkinliklerdir. Sempozyumların en önemli, bir sanatçının sanatçı açısından ilginçtir, genç sanatçıların yetişmesi açısından önemli bir deneyim alanıdır. Sempozyumlarda heykeltıraşların yanında mutlaka asistanlar çalışır. Onlar malzemeyle, büyük boyutla filan tanışmış olurlar. Kentin orta yerinde, açık alanda uygulandığı için izleyici veya kentlinin gelip üretim esnasını görmesi açısından ilginçtir. Bir anda, bir aylık bir süre sonunda yaklaşık 10 eser elde edilir filan. Bunlar ilginç konulardır ve yerel yöneticilere de cazip gelebilir. Fakat heykel sanatının kentsel mekanla ilişkisi açısından da sorunludur bir yanıyla. Çünkü sanatçılar genellikle mekandan bağımsız tasarlarlar. Yani mekan götürülüp kondurulur. Bir alanda yapılır. Şimdi Batı'da bazı uygulamalar var. Bu tür sempozyum gibi, yani bir kısa süre içerisinde bir grup sanatçının heykel üretmesine dayalı uygulamalarda mekanı kullanmayı zorunlu tutuyor. Yani
mekanla ilişkiyi başlangıçta zorunlu tutuyor. Mekan için üretilmiş yapıtları seçiyor. Bu önemli bir ilişki. Yani bizim mutlaka heykel sanatında mekanla ilişkisini daha maketlendirme düşünce sürecinden başlatmış sanat yapıtlarıyla kente girmemiz lazım. Götürülüp kondurulmuş şeylerle değil. İşte o ne diyelim ona, yani mekan üzerinde baskıcı bir ilişki kuran yapıtlar değil kastettiklerim benim elbette. Evet, zannediyorum bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Aslında çok güzel, yani daha konuşuruz ama birkaç soru da aldık. İsterseniz oturumumuzu kapatabiliriz ama ben öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum ve Ebru, ben bir şey daha ekleyebilir miyim? Çok tabii, affedersin. Tabii, ben tekrar son söz vermek istiyorum. Tamam, yani, peki. Şunu vermek istiyorum hocam. Yani dedim ya, her oturumda bir sonuç bildirisi gibi. Yani problemleri konuştuk ve ortaya koyduk aslında bir nevi. Ben bir liste halinde söylemektense, genelde öyle yapıyorum bu sefer. Sizden aslında talep edeceğim bunu. Belki tek tek bir iki cümleyle sonuç cümleleri verebilirsiniz. Yani tavsiye, öneri ve sentez gibi. Zeynep hocama yine tekrar ilk sözü vereyim. Sonra da kapatalım tekrar aldıktan sonra. Ses kapalı Zeynep hocam. Pardon. Ben son olarak bir haber masası anmak istiyorum. Onun 1962'de yazdığı bir makale var. Kamusal alanın yapısının dönüşümü. Burjuva toplumu kategorisi üzerine araştırmalar adını taşıyor. Bu 1962'de kamusal alanın yapısı tartışmaya açılıyor. Kamusal alan, kamusal mekan kavramları tartışılıyor. Ve bunun artık modern toplum kurumlarının ve toplumun ortak yararına, yani toplumun ortak yararını belirlemeye yönelik olarak düşünme, söylem ve düşünce üretilmesi gerektiği ve toplumun ortak aklıyla bu kararın verilmesi gerektiği tartışmaları var. Ve kamusal alanda devlet otoritesinin baskısından, işte buyruklarından, sermaye egemenliğinden bağımsız kamunun oluşturduğu bir alan olması üzerine tartışmalar var. Dolayısıyla kamusal alanın bu yeni tarifiyle 62'de ortaya Habermas'ın attığı, yani Habermas'ın makalesiyle tartışmaya açılan bu konu üzerinden düşünerek biraz ben deminki tartışmayı da yaptım. Yani şimdi birisi demiş ki, daha doğrusu Seda dedi ki, hani ben şöyle bir yazıda okudum, yani yollarını uzatamazlar mı idi. Ama bence bu kadar halkın da onayını almasaydı, tek başına federallerin yıkmaya cesaret edeceği bir şey olamazdı. Gene Serra'nın bir Amerikan üniversitesinde çok önemli bir sermayelerinin de destek olduğu üniversiteye, şimdi isimlerini unuttum, bir baş, yani onun koleksiyonundan Serra, yani o adamın adını unuttum şu anda, Serra kendi koleksiyonundan bir Serra heykelini üniversiteye bağışlıyor. Ve gene üniversite öğrencilerinin kararıyla heykel kaldırılıyor. Yani diyorlar ki, Serra'nın işleri için çok kendini dayatan, arogan, böyle üstten bakan bir bakış var. Biz üniversite kampüsümüzde bu heykeli istemiyoruz diyorlar. Yani Serra'nın başına ilk defa gelen bir şey değil. Eğer Habermas'ın bu kamusal alan tanımı bizim için değerli ise, evet, yani kamu ile birlikte oluşturulması gerekiyor. Şöyle bir tehlike var tabii, yani kamu deyince de elbette ki bunların yani oradan geçen herkesin söz söyleme hakkı belki vardır o anda, ama herkesin sanat eserini belirleme hakkı yok. Ama bir şekilde tartışmaya açılmalı demek istiyorum. Yani işinde uzmanları var. Yani bu
sosyologlar da buna katılabilir, mimarlar da katılabilir. Sadece sanatçı iktidarının belirlediği bir şey değil. Yani bizim bu son jüride de mesela sosyologlar vardı. Bir sürü başka disiplinlerden insanlar da vardı, danışmanlar olarak ve jüri üyeleri olarak da. Hani mesela ilk defa bir sanat tarihçisi çağrıldı jüriye, böyle bir heykel, yani bir anma mekanı yarışmasına falan gibi. Yani biraz daha belli alanların da fikir belirtebileceği heykeltıraşlar vardı ayrıca elbette ki. Herkesin sözü dinlendi, bayağı tartışıldı filan. Neyse, yani detaylarına çok girmek istemiyorum. Bazı zorlukları vardı yarışmanın çünkü. Ama yani kamunun düşüncesi de değerli bence. Ya o bir atıyorum Londra'da yapılan ya da Paris'te yapılan bir kamu oylaması ile belki Ankara'daki aynı olmayabilir. Daha fazla uzman desteği gerekebilir. Meseleyi açıklamak, toplumla paylaşmak açısından. O açıdan söyledim. Yoksa Sera gerçekten kimsenin tartışmayacağı kadar değerli bir sanatçı. Ama bir üniversitede, bu sefer de üniversiteli gençlerin, öğrencilerin heykeli oradan kaldırttığı da görülüyor. Demek ki yani kamunun da böyle bir gücü var. Dolayısıyla ikna edilmesi de gerekir diye sözümü bitireyim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz hocam. Sedacığım, senden belki bir sonuç cümleleri alabilirim. Hani bir bildiri sonucu gibi düşünebilirsin. Yani biraz önce, yani ben bütün konuşmamı bu kiç üzerine aslında koymuştum. Şimdi şeylerden de okuyorum. Greenberg'in Avantgard ve Kiç diye bir yazısı vardı. Oradan bir alıntı yapmak istiyorum aslında. Diyor ki, ne kadar sahte şey varsa hepsinin simgesidir kiç diyor. Ben de böyle bir alıntı da söylemiş olayım. Bir de bir taraftan da sanayi toplumuyla birlikte oluşan bir durumdur diyor kiç. O biraz önce de zaten kiçten bahsederken de bahsetmiştim. Yani şimdi sınıflar değişmekte, yeni sınıflar ortaya çıkıyor. İnsanların gelir güçleri yükseliyor ya da azalıyor. Bunların hepsiyle birlikte de düşünmek gerekiyor. Yani sanatı tüketen insanın da kim olduğunu, hangi sınıfa dahil olduğunu da düşünmek gerekiyor. Çünkü sanat her zaman, biliyorsunuz, çok uzun zamanlar boyu çok daha işte aristokratlara da, ya da büyük burjuvalara hizmet eden bir şey olarak karşımıza çıktı. Şimdi kamusal alanda Nilüfer Hoca'nın da dediği gibi, yani herkesle temas eden bir şey. Kamusal alana ne koyarsanız koyun. Sadece heykel, anıt vesaire değil. Dolayısıyla bu temasın biçimini doğru şekillendirmek gerekiyor. Bunu da bilen insanlar, yani bununla ilgili çalışan, uğraşan, düşünen, uzmanı olan insanların belirlemesi gerekiyor bir taraftan. Bir taraftan da tabii kamuoyuna da açılması ve işte, yani bir alana yapılacaksa bu heykel, bu kamuoyunda bir şekilde fikrinin tabii alınması gerekiyor. Biraz zamanınız var gibi sanki bunlara diye düşünüyorum. Ama en azından bu kiç üretimleri, gerçekten heykel dememek gerekiyor bunlara. Bir durdurmanın yolunu nasıl buluruz? Bir taraftan da onu düşünüyorum. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok bilgilendirici de bir konuşma oldu benim açımdan. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Nilüfer Hocam, evet, size söz vereyim. Peki. Şimdi birincisi bu mimarlarla sanatçıların ilişkisi, kamusal alana müdahale ederken sanatçıların mimarlarla kurdukları ilişki olabilir bir şeydir. Yani buna engel yoktur. Ama biz biliyoruz ki 60 sonrası heykel sanatının yeni dili, yeni açılımları, yeni uygulama alanları, zenginleşmesi, diğer disiplinlerle de belki daha yakın ilişki kurmuş olması nedeniyle heykel sanatçıları mekana müdahale edebilecek boyutta bir üretim yapma imkanına sahipler. Heykel dediğimiz şey, ya da heykel sanatçısı, demin de söylediğim gibi dikey bir şeyi bir yere götürüp koyan kişi değil, mekanı organize eden, açık bir plastik yapıyı yaratabilen kişi. Biraz önce söylediğim gibi ısrarla vurgu yapıyorum buna da, bunun eğitimini veriyoruz. Biz bunun eğitimini veriyoruz. Yani heykel sanatçıları olacak gençler mekana nasıl müdahale edebileceklerini ve tüm alanı nasıl organize edebileceklerini en azından maketlerle falan tecrübe ederek mezun oluyorlar. Problem
hayatta, yaşamda bunun karşılığını bulamamaları, bunu uygulayabilecek imkanların onlara sağlanamaması. Elbette bir kentsel alan heykeli o semtte yaşayanlarla ya da o bölgede yaşayanlarla konulmadan önce bir ne diyelim, sanatçının diyaloğu falan, bunlar mümkün şeyler, çok da bilindik şeyler. Demin sözünü ettim, Antonio Gramsci'nin Joe Pomodoro tarafından yapılmış heykeli diye 1970'li yıllardır en erken örneklerden biridir. Sanatçı gider Ales kasabasının meydanına çizimlerini, maketlerini yayar ve kasabalıya, çünkü ondan istenen, Antonio Gramsci'nin doğduğu kasaba ve Antonio Gramsci'nin fiziksel özelliklerini yansıtan bir heykel. O ise bambaşka bir şey. Bir ateş topu yaratır. Bir bambaşka bir meydan düzenlemesi yaratır. Bunu ikna edebilmek için kasabalılarla uzun çalışmalar yapar ve projenin kimi yerlerine onların katkılarını da katarak yapar. Bu mümkün bir şey. Biz İstanbul'da açtığımız son yarışmada, benim de içinde jüri üyesi olarak çalıştığım yarışmada, Mimar Sinan'a adanmış bir mekan Üsküdar için açılmış yarışmada, bunu yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu yapma eğiliminde. Yani yarışma sonuçlarının jüri tarafından seçilmiş 3 eşdeğer ödülü kamuya açıyor ve oradan oylamayla sonuç alıyor. Ama müthiş bir şekilde manipüle edilmeye mümkün. Özellikle bu bilgisayar meselesiyle puanlama, oylama neyse meseleleri. Yani bu bölgede yaşayanlarla sanatçının diyalog kurması, evet, ama buna nasıl yöntemler bulacağız? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bir de şu da çok önemli. Biz bu iki uçlu bir şey. Yani önce orada yaşayan insanlarla sanat üzerine derin tartışmalar, bir alışveriş, bir diyalog ortamı yaratmalıyız ki sonra onun o yapıt üzerindeki değer yargılarının daha sağlıklı sonuçlar verebilmesine sebep olmamız lazım. Yani bu bir biz yaptık, onlar oylasın, onlar istediklerini yaptırsınlar da değil mesele. Elbette Zeynep Hoca'nın çok iyi oldu Habermas'tan alıntıladığı cümle. Elbette kentsel mekanlar hepimizin. Ama bu hepimizin olma süreci, hepimizin biraz sanattan eşit pay alma, kültür ve sanata rahat erişebilme, çocuklarımızın bu alanlarda birikiminin artırılmasına da yönelik şeyler. Bunu sağladığımız zaman kamusal alan gerçekten hepimizin ve orada oy hakkımız daha fazla artar. Burada işte yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor. Açık alanları sanatla bir araya getirecekler ve özellikle çocuklar için bir yeni gelecek inşa edecekler ve bir arada da bu işte hangi eser nerede olsuna karar verebilecek aşamaya geleceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum Ebru. Bütün bu haftaki emekleriniz için de size teşekkür etmek lazım. Çok teşekkürler. Bu etkinlikte bir sanat tarihçi kimliğimle böyle katkı sunmaya çalıştım. Yani 5 gün içerisinde aslında kamusal alanı çok farklı boyutlarda ele aldık ve benim de gözlemlediğim aslında bir payda çıktı. Yani tüm sorunların çözümü aslında yine yerel yönetimler, danışma kurulları, sürdürülebilirlik, gençlere alan yaratmak ve disiplinler arası kurullar oluşturmak. Yani bunlar sanırım anahtar kelimeler olabilir. Bir de şeye eklemek istiyorum. Yani sizler konuşurken, yani Avrupa'da mesela katedrallerde değil mi, yani bile istihdam var. Yani devamlı oradaki vitrayları restore eden, hani oradaki sanat yapıtlarını devamlı yeni tutmak için, orijinal ve tabii ki sadık kalarak tırnak içinde bir istihdam durumu da var. Dolayısıyla belki bu yerel yönetimlerde hani danışma kurullarının yanı sıra var olan eserlerin korunmasını ya da işte sanatçılarla irtibatı sağlanmasını yine sağlayan istihdam edilmiş belki heykel sanatçıları ya da farklı sanatçılar da olabilir diye düşünüyorum. Benim bildiğim var. Örneğin Antalya'da
Muratpaşa Belediyesi'nde hatta bizden mezun öğrenciler var ama bunun sayısı artmalı. Yani iki kişi nereye yeter ki gibi. Hani tüm Türkiye'de belki bunu da gündeme getirmek gerekiyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hem bizi dinleyenlere hem de sizler çok değerli hocalarımıza. Bilmiyorum başka söyleyecek sözümüz yoksa aslında var. Daha çok konuşulur bu konu. Ama soru gelmiş galiba. Deniyor ki yani Richard Serre demiş ki o meydanda bir havuz var. O niye problem edilmedi? Şimdi o da problem edilebilir ama o meydanla havuz birlikte yani planlandı sanıyorum. Daha sonradan konan bir havuz değil. Halbuki o heykel sonradan Serra'nın ben buraya heykel üretmek istiyorum deyip yaptığı ve bana sorarsanız da baktığımda son derece bir çizgi gibi çok estetik duran çok güzel bir işi. Yani bu sanatçıyla kamunun tartışması. İkisinin de haklı olduğu yanlar olabilir ama benim anlatmak istediğim şey başka bir şeydi. Yani şimdi şey haline düşmeyelim. Serracılar, federalciler gibi bir durum oldu. Yani sadece yani duruma dair bir örnek olsun diye söyledim. Evet. Tekrar vurgulamak istiyorum. Serra'yı yani iyidir, kötüdür şeklinde tartışacak yani bir bağlam yaratmak asla istemedim. Gerçekten de çok beğendiğim bir sanatçı yani. Evet. Son derece hem sert hem şiirsel hem malzemesine çok egemen böyle net işler ortaya koyan biri. Hatta sert oyunlarda koyan ortaya yani hem zarif olan hem sert oyunlarda ortaya bazı yerleştirmelerinde koyan biri. Beğendiğim biri. Ama böyle de bir gerçeklik var. Bu gerçekliği anlamaya çalışmak sorun çözmek açısından önemlidir diye düşündüğüm için verdiğim bir örnekti. Yani şimdi yani Zeynep o kadar tabii yana falan değilim. Halktan yana da değilim. Kendimden çok yana. Bıçak sırtı bir konu tabii evet. Bu. Yani bir sanat eserinin bu bizim hoşumuza gitmedi denilerek yerinden kaldırılması meselesi çok derin tartışılması gereken bir konu. Yani bu burada bence bunu bırakalım çünkü gerçekten başlı başına tek başına bir konu. Aynen, kamusal alan meselesi olduğu için bir örnek olarak onu vermiştim. Yani. Tabii. Ama işte kamusal alanda yani bugün orada yaşayanların o eserle diyaloğu kuramamaları ve kaldırılsın demeleri acaba gelecekte çok etkili bir sanat eserinin ortadan kaldırılmasına mı sebep oluyor? Yani öyle bir konu ki bu. Çünkü kalıcı dediğimiz zaman kamusal alanda aslında bugün yerine konuyor ama sadece bugün için yapılmış olmuyor. Yani orada öyle kritik bir nokta var ki kim yani karşı çıkan kim meselesini iyi tartışmak lazım. Yani tabii iyi tartışmak. Yoksa toplanır mahalleliler bunu buradan kaldırın diye. Hayır, yani zaten yani konu her şeyi tartışmaya yetmiyor. Hiç üzerinden de Seda konuşuyor. Keşke onları kaldırsalar. Kimsenin yani, sesi çıkmıyor işte, karpuzlara kavurmaya. Hayır yani. Evet. Türkiye'de yerinden edilen, ondan sonra tahrip edilen, yerinden sökülen heykelin sayısını sayarsak şimdi. Yani tabii. Çok uzun bir liste. Hiçbir işlem yapılmış değil bu insanlar için. Tabii. Ticarilerin Atatürk heykeline saldırmasıyla başlayan bugüne kadar hatta sanatçının heykelini Ayşe Ekmen'in konuşulana kadar giden bir boyutu var. Yani o da bir başka tabii. Boyut. Yoksa yani mesaj bence anlaşılmalı. Böyle müzakereye dönüştürürsek bu işi tadı kaçar diye düşünüyorum yani. Evet. Teşekkür ediyorum tekrar. Umarım başka bir oturumda da bu konuları konuşuruz. Aslında kamusal alan konuş bitmeyecek bir alan. Hakikaten bir tartışma alanı. Heykel problemi bambaşka bir başlık. Belki de en büyük başlık. Türkiye'de özellikle. Tekrar Nilüfer Hocam böyle bir kurul, böyle bir oluşum, böyle bir komisyon kurulması gerçekten çok umut verici. Çünkü bir uzman kişilerin buna hakikaten dur demesi gerekiyor. Özellikle bu hiç
artık ne diyelim, heykel de diyemeyiz artık. İki, hiç üç boyutlu üretimler diyelim. Umarım sonuç verir. Teşekkür ediyorum tekrar. Umarım başka bir toplantıda tekrar bir arada oluruz. Ben de teşekkürler. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Ebru'cum sana da. Ben de hocam. Uzun yıllar sonra Nilüfer'i gördüğüm için çok mutlu oldum. Ben de Zeynep çok mutluyum. Umarım tekrar bir arada oluruz. Sevgiler herkese. Hoşça kalın. Sevgiler, hoşça kalın.